Ekranları karşıdaki izleyicilerimiz ve tiyatroya gelen misafirlerimiz, çok güzel hareketlere hoş geldiniz. Evet. Alkışlamalarınızın arasında çok büyük şaşkınlık olduğunu görüyorum. Çok mu saçma durmuş? Yani iyi değil mi? Ha çünkü ben çıkınca böyle oldu. Yani böyle bir emin olmama oldu. Yani çünkü sabahtan beri benzetilmediğim insan kalmadı. Pablo Escobar'dan Kahtalı Mıçı'ya kadar her aralıkta insana benzetildim. Gerçekten bir sinema filmi projesi için bunu yaptım. Mahsun Kırmızıgül'ün prestij meselesi filmi için. Hep de bunu söylemek istemişimdir. Bıyık bırakmak durumunda kaldım. Biraz da kilo verdim sinema filmi için. O da mı belli olmuyor? O... Vallahi verdim. 12 kilo verdim. Sakalı kesince altından çıkanın gıdığa ben de şaşırdım. Yani öyle bir şey olduğunu ben de hakikaten bilmiyordum. Ya ben de böyle zayıflamışım, keyfim yerinde. Geldim bir tane hemen güvenlikten biri dedi. Ya abi dedi, normalde televizyon şişman gösterir derler ama... yani sen daha şişmansın deyince de gerçekten harika bir sezon başlangıcı oldu. Çok Güzel Hareketler 2 projesi 5. sezonuna giriyor. Bu yüzden BKM Mutfağı büyük bir alkış gelsin. 5 sezon televizyon ekranlarında olmak hakikaten çok kolay değil. Bu kadar dramanın, bu kadar insanların televizyonda dizileri izlediği bir dönemde 5 sezondur ekrandayız. Ekranları karşısındaki izleyicilerimize de çok teşekkür ederiz. Bu 5. sezonumuz hayırlı uğurlu olsun. Şahane bir sezon olsun. Bol kahkaha, bol şakalar, bol skeçler, bol zillerle geçsin inşallah. Karşınızda Yılmaz Erdoğan! Çok teşekkür ederim. Eser'cim, kilo öyle verilmez. Nasıl? Hocam gerçekten çok iyi. Gelelim Eser'in bıyıklarına. Şimdi ben tabii elime doğmuş bir tosuncuk olduğu için ilk defa bıyıklı görüyorum. Dolayısıyla bıyık her ne kadar fena durmamışsa bile... sen bıyık bırakmamışsın da bıyık Eser bırakmış gibi. Aşağı doğru dur. Zayıfladıkça da gerdan bırakan ilk kişisin aynı zamanda. Ama bıyık o kadar da ya, değil mi? Güzel olmuş, fena değil yani. Fena değil, olmuş. Yakışmış değil mi? Teşekkür ederiz. Çok, evet. Bir de şimdi hocam hani siz yokken de abilik yaparken bıyık istiyor. İster. Yani Yılmaz Erdoğan bıyığı İster. Ben de... Uyarıların ciddiye alınır. Evet, şöyle yapıyorum filan. Bu arada hocam bütün Türkiye'de ve Avrupa'da turne yaptık bütün yaz. Siz de biliyorsunuz. Yani ben böyle arkada ekiple olmayı acayip sevdim. Hani sizin de müsaadeniz olursa, yani bundan sonraki çekimlerde de ben böyle ekiple arkada takılsam da, skeç sonrasında sahneye gelsem de... orada oturunca benim hem göbek katlanıyor. Ya burası şey, aşağısı değerlendirme noktasıydı. Biraz seni orada görünce bazı seyircilerin yadırgadığını da anlıyorum. Hani buradaki bir çırağın kalfa... kalfasın sen yani, orası usta koltuğu gibi ama buranın esas ustası seyircidir, sizsiniz. Orada yeterince bence usta oturuyor. Çünkü belirleyici olan sizin görüşünüz. Görüşünüz de değil, gülerseniz tamamdır, gülmezseniz bitmiştir. Komedide daha karışık bir konu yoktur. O yüzden orada yeterince değerlendiren jüri oturuyor. Bence artık ben geldiğimde oraya bir sandalye koyarsınız. Gelmeyince de kaldırın gitsin, boşver. Heh, tamam hocam, ben de rahatladım. Bu arada da yeni sezon seyircimize de size de hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ben de bir açıklama yapayım. Şimdi bana çok geliyor programa dön falan diye. İşte sezon başlarında dönüyorum, fırsat buldukça geliyorum ama benim buradaki esas etkim... sahnenin gerisinde olan çalışmalardır. Onlar devam ediyor. Ama benim başka filmler vesaireler yapmam için de oralara gitmem gerekiyor. Çünkü bir ara bir film yapmaya gittin, bir daha gelmedin diye güzel mailler geldi de. O yüzden onu da açıklamış olayım. Televizyonun her yerinde aşırı acıklı, overdose acıklı, acıklıdan daha acıklı işler var. Hangi kanal açsam biri yarım saat ağlıyor, hiç laf da yok. Durmayan bir müzik var. Genellikle seyircinin bilmediği bir şey vardır dizilerde. Bir çalışma vardır hani bu sesler, hareketler falan. Onların hiçbirisi yok. Bir müzik başlıyor, 3,5 saat devam ediyor. Annem de hepsini seyrediyor. Gündüz uyanıyor, gündüz dizilerini de seyrediyor. Fırsat bulursa bir tane kanalda Hint dizisi var, onu seyrediyor. Anneme bir soru soruyorum, öbür diziden cevap veriyor. O yüzden
bu kadar gözyaşılı bir yerde aslında komedinin de sahasının giderek daraldığı bir şey var. Aslında tatsız bir yere giderken en çok lazım olan şey o. Hani Titanic'in güvertesinde müzik çalıp oynamaları gibi bir şey. Haydi müzik çalın, oynayalım, batarken de gülelim. Çok güzel hareketler başlıyor. Fazla mı diyorsun zayıflamışım? Yoksa aramızdaki orantısızlık mı? Bilmiyorum. Herkes alıcının ayarıyla oynayacak oğlum. Senin gıdığı yok edeyim derken ben yok olurum. Gülmeyin ya. Ben size gülüyor muyum? Bir yap bakayım lan, bir daha yapayım. Hayır ya. Yanlışlıkla yaptım. Zayıflayıp gıdık nasıl bıraktın ya? Anlamadım hocam ya. Bıyıkla beraber bir... Ya sanki buraları buraya çekmişim gibi o. Bastırıp buraya almışım gibi oldu. Aslında şu anda bıdıklı bir adamsın yani. Bıyan bakalım, gıda mı bilmiyorum. Bıdıklı bir adam ha. Evet, okul sezonu açıldı biliyorsunuz. Biz de bizimkileri Kuzey'i ilk defa anaokuluna götürdük. Bir güzel bir anaokulu skeciyle başlayacağız. Çocuklarını anaokuluna götürmek bir sınav oluyor aslında. Yani 3 sene boyunca sen evde büyütüyorsun, ediyorsun. Sonra da anaokuluna bıraktığında o ilk anda... Hani evde öğrendiklerini orada ilk defa anlatıyor aslında. Gerçekten ailelerin de bir sınavı anaokulları. Bizim de geçen seneden bir devam skecimiz aslında. Minik çilekeşler anaokuluyla başlıyoruz. İyi seyirler, iyi eğlenceler diye. Ahmetciğim ağlama ama bak ne güzel okula geldik işte. Ama ben Mickey'li Mouse'lu çanta istemiştim, onu bile almadınız. Oğlum aldık ya işte ya. Bunda Tiki Mouse yazıyor. Allah Allah ya, nerede gördün gerçek farelerin o kadar mutlu olduğunu ya, saçmalık. Hem unutma bak, minik çilekeşler anaokulu çocuklara gerçek hayatını öğretiyor her şeyin ya. Tabii canım, hem bak yeni dönem, yeni arkadaşlar mı olacak artık burada? Öyle mi? Tabii. Ahmet yeni arkadaşlıkları çok sever. Devrem, nasılsın? Gel. Selamünaleyküm bey baba. Zıt bağcılar. O Erenköy değil miydi ya? Erenköy'e gittiğimiz mi var oğlum? Bağcılarda takılıyoruz işte. Ne var? Ya hani yeni arkadaşlıklar olacaktı? Bu Fadik. Okulu uzattım biliyor musun? Ahmet, mezuna kaldık. Mezuna kalmak ne demek? Ailenin o rezil bakışlarıyla boşa giden senelerini yüzüne vurması. Anlamadım. Büyüyünce anlarsın, boş ver. Ay bayılıyorum ya şu kıza, şunun tatlılığına bak. Ay sen ne tatlısın. Sen bizim kızımız olacaksın mı? Olur, para vereceğim mi? Para diyor, para diyor. Hanım hadi gel biz gidelim. Ahmetciğim, al Ahmetciğim bunu. Al, hadi arkadaşlarla güzel güzel oyna. Hadi bakalım bırakmayın, biz hadi. Hadi. Görüşürüz anneciğim. Görüşürüz anne, bırakmayın. Görüşürüz anne. Tatilin nasıl geçti bari? Ne yapayım, yabancı dilimi geliştirdim. Ha öyle mi? Hangi dil? Peştuca. O ne be? Afgan dili Ahmet. Nasıl ya? Fabrikaya babama yardıma gittim, öyle işçilerle çalıştım. He. Öyle işte ya. Ama şunu anladım, bu devirde yabancı dil şart. Evet, ben de biliyorum. İngilizce, yes yani evet. La salak, İngilizce yabancı dil mi mal? Orasını ben de biliyorum artık. İşte shit open the door, fuck you falan. Ama lanet okuma. Lanet okursan döner dolaşır seni bular. Yazık, alt yazılı mı izletiyorlar hepsine? Evet. O öyle demek değil bak. O ne demek ya? Anacığım tamam, sen daha fazla gelme, laf söz olmasın. Tahliye olmama yakın gelirsin. Ay, al uşağım, istediklerini koydum. Ne koydun? Misiruni, kuymak, atlet, torpi, selfie çubuğu. Subuğu mi? Ya anacığım sen İzmirlisin. Niçin kasıyorsun kendini ya? Benim babam Rizeli. Oğlum evlenince kutup değişiyor da. Ondan. Ondan da. Telefon koymadın mı? Telefon yasak durun şu. Telefon olmadan ben ne yapacağım selfie çubuğunu ya? Böyle kavga toş olur ise kendini savunursun, dövüşürsün. He. Hırvatça mı konuşuyorsun? Tamam anacığım, Allah razı olsun. Hırvat ağzı bu. Al bunu, hadi gidesin. Tamam, bana ne kızıyorsun ya? Hadi Allah seni açsın. Hadi Allah'a emanet. Selamünaleyküm.
Aleykümselam. Allah kurtarsın kardeş. Allah razı olsun bacım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siparişleri sağ mı veriyoruz? Bana bir tane alı süt, anzerbali var mı? Ben garson değilim. Tamam, ne alıyorsun ya? Garsonluk ayıp mı? Benim bütün kuzenlerim garsonluk yapar. Garsonluk yapay mı? Sahte garsonluk gibi mi? Allah'ım sen bana sabır ver ya. Boş ver, boş ver. Senin adın neydi ben Fadil? Tanışamam. Ben Çakırhan. Ama kısaca Çakır diyebilirsin. Ha. Belki ilerleyen zamanlarda ben de sana Nesrin derim. Ya falan. Bir şeyler oluyor ama ben anlamıyorum. Kurtlar Vadisi izlesen anlardın. Öyle mi? Bu kimdi ya? Ya Ahmet o bizim sınıftan, boş ver. Ahmet, bana bak. Dostum olmaz, hasmım yaşamaz. Sanırım altıma yaptım. Sen de ayağım. Tamam. Bir koktitin. Selamünaleyküm. Eksi bir ağa burası mı? Eksi bir ağa ne duyuyor? Otoparkı mı arıyorsun? Birden önceki sınıf, anaokulu manasını da söyledim. Bura bura. Ben Çakırhan. Ben de Fadik, gel gel. Ben de Müslüm. Baba değilim ama biz de dert babasıyız. Dert babası mı? Dert diye çocuğun mu var? Ya tamam. Burnuma süt kokusu geldi. Kim la bu muhallebi? Ben Ahmet. Muhallebi gibi güzel bir tatlıya benzettiğin için çok teşekkür ederim arkadaşım. Nasıl bir çocuk tiyatrosuna düştük biz ya? Boş verin, boş verin. Evet. Çocuklar. Selamun aleyküm çocuklar. Aleyküm selam öğretmenim. Bakıyorum da herkes gelmiş. Nasılsınız? Nasıl olalım hocam? Yedek kulübesinde top bekleyen topçu gibiyiz. Bu hayatta bize ne zaman sıra gelecek? Aa, niye öyle söylüyorsun Fadikciğim? Daha önünüzde badirelerle dolu upuzun bir gelecek var. Doğru. Ne uzun yılı hocam ya? Göz açıp kapayıncaya kadar beş olduk bile. Evet, ben de beş yaşına girdim ki. Bak ya, bu uşakta 3 gram akil yok. Hocam önce sayılarla mı başlasak? Onunla da başlayacağız. Hepsi sırayla. İyi ki parayla değil, yoksa öğrenemezdik daha. Başlamadan önce sorusu olan var mı? Hocam, sorduğumuz sorular aleyhimize delil olarak kullanılacak mı? O nasıl söz Fadikciğim? Hocam şimdi biz küçüğüz. Azdan az, çoktan çok gider. Hayat felsefe. Tamam, şöyle yapalım. Ödevlerle başlayalım. Herkes yaz tatilinde ne yaptığını anlatacaktı. Ya ne ödevi hocam? Biz daha oyun çağındayız ya. Evet Müslümcüğüm, oyun da oynarız. Sonuçta oyun da sizin gelişiminiz için önemli değil mi? Sen hangi oyunları biliyorsun? Pişpirik batak. Ne söyle, ne atak? Pişpirik balık batak mı, ne o? Oğlum senin çok üzerler bak bu hayatta. Harbi söyleyeyim, senin çok üzerler. Tamam çocuklar, ödevlerle devam edelim. Tamam mı? Önce ben öğretmenim, ben. Tamam, hadi gel bakalım Fadik. Şey yapayım. Ne hazırladın bize? Öğretmenim, ben babamın yanında fabrikada çalıştım. Onunla ilgili bir şarkı hazırladım. Tamam. Onu yapayım. Harika. Hadi bakalım. Yeni mini bir iş bulmuştum. Fabrikaya koşmuştum. Aldığım 3 kuruş yemiye. Çıkışta gittiğim markete. Yoğurt, ekmek, süt aldım. 3 parça şey 110 lira tuttu, anasını satayım. Abi böyle değil. Minik bir kuş parmağına konacaktı. Böyle değildi bu şarkı. Ya mal mısın? Ne kuşu, ne şeyi. Şu parmaklarıma bak, çalışmaktan ne hale geldi. Buna kuş nasıl konsun? Doğru. Konmaz. Camilere kuş konmasın diye demir yapıyorlar. Ona benziyor. Ya, öyle deme oğlum. O emektar elleri öpülür. Uzat da öpelim. He. Tavuk ayağına benziyor hakikaten. Ay geçti vallahi. Aferin Fadikciğim sana. Boş durmamışsın, yazın çalışmışsın, harçlığını çıkarmışsın. Aferin. Otur bakalım. Hocam. Şimdi kimi anlatmak ister? Müslüm? Hocam. Ben bütün yaz boyadım. Boyama mı yaptın? Kral Şakir gibi mi? Lan yok oğlum, ne Kral Şakir, öyle değil. Ayakkabı boyadım hocam. Oo, sen de boş durmadın, bütün yaz çalıştın demek. Ne tabii güzel. Tabii hocam, mesela şöyle bir şeyler göstereyim. Mesela şimdi şakacıktan ayağınızı şöyle uzatın hocam. Uzattım. Bakın. Aa, Müslümcüğüm benim ayakkabım beyaz. 10 lira farkla siyah olsun mu? Ya. Üstümde para yok ama Müslüm şimdi. Ya biz böyle ayaklar çok böyle. Tamam halledeceğim hocam, onu halledeceğim. Sonra hallederim. Tamam sonra halledersin. Madem geldin hadi anlat bakalım. Sen ne yaptın, nasıl geçti anlat. Hocam ben gerçekten böyle hayatın içinden yaşadıklarımı yazdım. Çok güzel. Şöyle bir şey hazırladım hocam. Üstü de boya oldu yazdım. Biz bunlarla yaşıyoruz kızım, al. Evet,
Evet, anlat bakalım. Arkadaşlar lütfen bana yardımcı olur musunuz? Tabii. Son, iki, üç, dört. Bak müşteri geliyor, ayak basıyor. Ayakkabısı delik, hala boyatıyor. Aa, cebinde para yok, adam ne yaptın? Yenisini almaya paramı dayansın. Çok teessüf ederim zabıta sana. Ekmek teknamı benim, vurma kafama. Çok teessüf ederim zabıta sana. Ekmek teknem bu benim, vurma kafama. Aa! Bu şarkı böyle değil. Zabıta neden sana vuruyor? Niçin ayakkabılarınızı boyatıyorsunuz da yenisini almıyorsunuz? Lan sana param yok dedi. Öğretmen bu dersi dinlemiyor ya. Tamam çocuklar, arkadaşınızın üstüne gitmeyelim. Ahmetciğim, bazen insanlar masraf olmasın diye eşyalarını tamir edip tekrar kullanırlar çocuğum. Yani bu devirde hepimiz bunu yapmalıyız. Şey gibi mi? Yapboz gibi mi? Yapboz ne lan? Yap, işlet, devret gibi bir şey mi? Bence öyle değil. Hani dolar yap, sonra boz gibi bir şey. Hayır ya, oyuncak olan yap boz ya. Ya öyle oyuncak mı olur? Yaptıysan niye bozuyorsun? Çalak çocuk işler ya. İyi tamam, dağılmayalım. Aferin sana. Aferin Müslümcüğüm. Çakıran sen anlat bakalım. Hadi gel. Hocam ben bütün yaz babamla balığa gittim. Onunla ilgili harika bir potpourri yapacağım şimdi. Tamam. Önce bir şiir okuyacağım, sonra şarkı söyleyeceğim. Çok güzel, hadi bakalım. Başlıyorum o zaman. Başla. Babam her sabah beni uyandırdı. Sabahları babam aksi, nalet, huysuz. Zorla beni götürdü denize, attık ağları. Karadeniz'in hırçın dalgaları bir o yanını vurdu, bir bu yanını. Topladık ağları. Bir de ne görelim? Uy hamsi, hamsi şart düt 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 düt. Hamsi şart düt 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 düt. Hamsi şart düt 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 düt. Hamsi şart. Hamsi şart düt 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 düt. Hamsi şart düt 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 düt. Hamsi şart düt 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 düt. Hamsi şart. Hamsi şark değildi, baby şark olacaktı. Yok. Yani küçük köpek balığı. Ya Karadeniz'de köpek balığının ne işi var? Kot kafalı. Benim kafam kot değil bir kere. Saçım var benim. Evet benim ya. Ama Ahmetciğim, ne diyorsun ha? Ağlama çocuğum, arkadaşların seni üzmek istemediler. Onlar tatillerini anlattılar. Bak ne güzel. Biri babasıyla balığa gitmiş, biri çalışmış, biri ayakkabı boyamış. Boş durmadık hocam tabii. Ya yaz geldi diye yan gelip yatmamışlar. Çalışıp para kazanmışlar. Hocam ben kışınla devam edeceğim. Çıkışta gideceğim babamın yanına. Senin sigortan var mı? Lan salak, çocuk işçi çalıştırıyorlar. Elden veriyorlar. Ya ama yazları tatil için değil mi? Ah Ahmetciğim, hayır sen yanlış biliyorsun. Tatiller yabancılar için. Çocuğum, bunların hepsini öğreneceksin. Sen anlat o zaman, nasıl geçti tatili? Ben anlatayım. Hadi anlat. Biz yazın amcamların yanına tatile gittik. Orada ben havuza girdim, denize girdim, muza bindim. Lan Nimet abi ne olur mu? Biz yiyemiyoruz, adam biniyor, iyi mi? Hayır ya, su sporu olan. Tamam hocam ya, anladım ben. Ben de arkadaşlarım gibi çalışacağım galiba ya yazları. Aferin sana, bu dönem çalışma dönemi çocuğum. Tamam. Hep söylerim. Çocukluğun lüzumu yok. Yok. Oley, zil çaldı. Kahpe felek sana nettim ne geldim. Harika. Şimdi teneffüste şapkalarınızı önünüze koyun. Güzelce düşünün. Sıkılırsanız tesbih çekin. Ya bu teneffüsün sesi beni darlattı. Daha taşa vurasın var ya. Niyetlendim ben de biliyor musun? Hadi oyun moyun oynayalım. Hadi gelin. Batak atak, batak atak. Hadi batak. Bu bilmiyor, dur. Gömmeli batak atalım. Ne? Tamamdır. Ben de oynayacağım. Bak sen. Boz ver. Boz mu? Boz ver. Boz ver. Kızı düş. Boz ver. Bacağı düş. Dur bana. Boz ver. Bırak. Boz ver. Ne diyorsun? Ben de poz vereyim. Ha? Ya salak ya bu. Ya git. Sen tatile gitmişsin, git sen. Sen şimdi dondurma da yemişsindir. Ya dondurma yedim ama üstüne ılık su içtim. Ya bir şey de düzgün olsun. Ya ben de sizinle oynamak istiyorum. Hemen kaynaştınız, ben de kaynaşmak istiyorum. Sen bizim aramıza girmek istiyorsan önce cesaret sınavını geçeceksin. Hı, değil mi, ne yapacağım? Git öğretmenin kapısını çal kaç. Ama olmaz, ayıp. O zaman aramıza giremezsin. Evet. Tamam. O zaman tamam. Sana gül derim. Gülün ömrü az olur. Tamam. Tamam, bak çalıyorum şimdi. Çal tamam. Bakalım. Nasıl cesaretliyim ama değil mi? Sana gül demem. Çünkü gülün reçeli böyle ekşi olur. Ağzında mayhoşluk yapar, su içemezsin sonra. Ya salak, git doğru düzgün çal ya. Şişt, bizim şey yaptığımızı söyleme ama. Tamam, tamam.
yapıyorsun Ahmetciğim? Şey, korktuk da bir şey söyleyecektim hocam. Sizin kapınızı soruyorlardı da ben çıldım. Ama ben gördüm senin çaldığını. Bunlar çaldı. Sen şimdi nerede elime dur be? Evet, ÇGH diyenler. Dur, biraz konuşalım sonra zili sorayım. Şimdi bazılarınız çocuk, bazılarınız değil gibi. Değil mi? Hilmi'nin biraz daha hem Laz hem bebek mi olmalıydı acaba? Bayağı hapishanedeki adam gibi. Skecin şey kısmı çok güzel. Gerçek hayatta yaşayan çocuklar, gerçek hayatın dışında yaşayan palaz çocuk. Belki kastı o biraz daha mı şişman olmalıydı? Onlar bıldır bıldır olurlar. Ama o çatışma güzel. İşte böyle bir tip olacaktı. Yani gıdığı 750 dolar gibi. Kınaşlar ben muza bindim. Yazın amcamlar da yazlığa... Abi çok iyi olmuş lan. Güzeldi. Şey şakasını finale koymuşsunuz ama... yani reaksiyon alan bir şey o kapıyı çalan çocukların... Özellikle o çocuğun sonraki gülüşü. En iyi şaka hangisiydi sizce? Bence yabancılar. Bravo, bence de. Bence de. Yanlış biliyorsun yavrum. Tatil yabancılar gider. Hamsi de güzeldi hocam. Hamsi tüt tüt. Ne bir daha söyleyeyim bakayım. Hamsi şak tüt tüt tüt. Hamsi şak tüt tüt tüt. Hamsi şak tüt tüt tüt. Hamsi şak. Bunu işkence olarak da kullanıyorlarmış değil mi? Zil diyenler. Yok, bence ÇGH diyenler. Şuna bir karar verelim. Tereddütsüz zil olunca mı zil diyoruz, çoğunluk zil deyince mi diyoruz? Demokratik anlayışa göre çoğunluk yeterlidir. Mutlakiyete göre hiç ÇGH diyen olmamalıdır. Ama onu artık al karpet diyoruz, kırmızı ala diyoruz. Zili tartışmasız bence, mı yapsak bak, hocam? Bak, benim açımdan tam bir zil olması için finalin biraz daha kuvvetli olması gerekirdi. Final... Burada reaksiyon aldık, bitirelim demişsiniz. Bence bunun finali bu değildi. Siz kısaltmışsınız bunu. Yani evet hocam, orada bir finale giderken aslında sağlam bir önermeye yol açan... Kimse boşuna hoca olmuyor. Ya. Ya. Bir de zayıfladım. Karışma bölümü burada zayıf. Giriyor, gelişiyor, karışmadan bitiyor. Yani... Hoca geldi kırlık yaptı olmasın da benim kitabımda güzel bir ÇGH bu. Ama seyirci ne derse olur. Zil diyenler... bu kadar aleyhte propaganda yaparsan... Gitgide azaldı. Adamlar ne desin? Sen bilmiyorsun. Bence zil mi desin? Peki ÇGH buçuktan zil diyelim. Seyircinin ilk kararı zildir, zil olsun. Tamam. Sezon başıdır, ilk heyecandır. Zil diyoruz, alkışlıyoruz. Bravo. Şimdi bir AVM'de güvenlik görevlisi olarak işe başlayan bir adamın ailesi içinde güvenlik konusunu tekrar sorguladığı bir skeci izleyeceğiz. Skecin adı Aile Güvenliği. İyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum. Hadi, hadi geç kalacaksın. Geldim. Ne olursun? Hadi gel gel. Aman Fatih. Hani çok iyi kakışmış. Değil mi? Güzel olmuş mu? Evet çok güzel. Olmuş mu? Dur bir bakayım. Bak bakayım. Aman keşke bir ton açı olsa, o seni açardı. Düğüne mi gidiyoruz kız? Düğüne mi gidiyoruz? Bu vardı, bu ne? Üniforma işte. Ya tamam Allah, ilk iş günün Allah. Ya. Şey yapma ya. Tamam, gerildim bir gerilme, ay. İlk günüm ya, gerildim ya. Ay hem de üniformalısın ha. Üniformalı iş yani. Evet. Ne oldu? Bana bak. Heh. İstersen... Akşam yatarken üniformayı çıkarmam. Niye be? Ben güvenliyim ya. Ya?
Sen de hırsızmışsın. Aa, ben ömrümde hırsızlık yapmadım Fahriye. Ya tamam hani ben güvenliyim ya, sen de suçlusun işte. Hayır, ben günah hiç işlemedim, ne olursun. Ya bunu demiyorum, ben güvenliyim ya. Hı? Seni cezalandıracağım. Ya beni yine ne yaptın Fahriye? Ya Allah kahretsin ya! İki bir şey yapıyoruz şurada, bir şey ya, yapıyorsun. Ne tamam, yaptın, ne dedim anlamadım. Tamam, ben gidiyorum, hadi selam etti, hadi görüşürüz, hadi. Dur. Çocuklar da sana şey desin, hayırlı işler babacığım. He, görmediler mi? Ya, görsünler ya. Burak, Burçin, gelin, babanız işe gidiyor. Babası işe gidiyor. Babası işe gidiyor, gelin. Baksanıza. Baba, ne kadar yakışıklı olmuşsun. Sağ ol kızım, abi. Teşekkür ederim. Silah da verdiler mi baba? Verdiler, onu orada bırakmamız gerekiyormuş. Tabii ne, verdiler ama. Ne verdiler, Glock mu, 5.7 mi yoksa P250 falan mı? Nereden biliyorsun lan sen bunları? İşte oyunlardan biliyorum baba. Sen güvenlik fahrinde olursun ya. Evet. Allah Allah. Bundan sonra yok öyle oyunlar. Lütfen. Hadi ben gidiyorum. Hadi baba. Hadi görüşürüz. Hadi bakalım. Sağ olun. Bana bak, evin güvenliği sende. Tamam İrem. Evin güvenliği sende. Neymiş, oyun oynamayacakmışım. Sanki bana özel harekat ya. Duydu mu acaba? Al işte. Başka bir şey konuşuyorduk. Sus sen, hepsi. Fahri, ilk iş gününden kovuldun mu ya? Daha yeni adım attım. Niye böyle düşünüyorsun acaba ya? Niye geldin? Aleti unuttuk. Ne aleti? Ya yok mu? Yani böyle üstüne şey yapıyorsun da metal varsa ötüyor. Onu unuttuk ya. Çocuklar gördünüz mü? Yok baba, ben görmedim abla. Ben de görmedim. Aletsiz gitsen olmaz mı? Köpek gibi koklayarak mı bulayım beni? Nasıl bulayım? Alet şart, ilk günden olacak iş mi ya? Ama ya, o vazim ya. Şey mi yapsak baba? Büyük bir metalle evde dolaşsak öter mi acaba? Ters mantık. Sen düz mantığı yedin, bitirdin, terse mi geçtin oğlum? Bırak, düz mantık yapma ya sen. Düz yapma arıyorum. Yapma ters mantık. Allah Allah. Ya. Nerede bu ya? Koş, 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 koş. Çok koşmuyor. Yetişemiyorum la. Ana, ne yapıyorsun? Sırtımı kaşıyorum, ne yapacağım? Ya Allah aşkına ver şunu, ne olur ya. Ana, bir besle, büyüt, bir sırt kaşıcıyı çok görsün, gördün mü? Ya ana, bu sırt kaşıyıcı değil ya. Aman, ben ne diyorum senin, bozuldu mu acaba bu ya? Yok baba ya, bozulmamıştır bir kereden, ne olacak? Öyle mi diyorsun? Gel kızım, bakayım bir deneyelim şunu. Ne alakası var baba? Niye benim üstüne deniyoruz? Baba çok telaş yaptı, keşim bir şey saklıyor bu. Oğlum bir dakika. Kızım ne olacak, üstünde deneyeceğiz işte. Hayır baba, neden benim? Neden ben baba? Baksana baba, çok şüpheli hareketler yapıyor. Anlayabiliyorum oğlum. Otur Allah Allah. Ya kızım gel şuraya, varsa ötecek. Uzakta mı? Kızım babana güven lütfen. Kaldır kollarını. Metal bir şey yok. Acaba? Gel bakayım. Aman bozulmuş. Sana bozulmuş. Yanlış şey, git de evet, işte gel. Boşu boşuna öttü. Olur mu ya, alet bozulur mu? Bu alet yanılmaz, çalışıyor, öttü sonuçta yani. Kızım kaldır bakayım şunu. Bir şey yok ama. Babacığım kaldır ya, güvenliğe güvenin birazcık. En çok güvenliğe güveneceksiniz bu hayatta ya. Kaldır kızım, kaldır. O ne lan? Aman. Ana. İşitme cihazı mı tahtırdın kız? Ya babaanne, işitme cihazı göbeğe mi takılıyor? Küpe o, küpe. Küpe göbeğe mi takılıyor salak? Küpe ne oğlum ya? Kızım ne yavrum bu? Hemen bir açıklama bekliyorum. Baba, bir arkadaşım burnunu deldirdi, bir arkadaşım kulağını deldirdi. Bana da göbek kaldı. Bir arkadaşın daha olsa ne olacaktı? Sana ne lan? Ne olacak, soracak, sana ne? Tamam, kızın üstüne çok gitmeyin ya. Ne olacak, heves etmiş. Zaten ya, ama kim olur görecek ya onun babayını ya? Kim sadece AVM'ye girerken açıyorum baba. Bunu İstanbul'daki bütün güvenlik görevlileri gördü yani, öyle mi kızım? Tamam. Aa Fahri, sen neden kızın üstüne? Tamam, olur mu böyle ya? Tamam anneciğim, bir şey olmasın hadi bir kere. Tabii, oraya gideceğim, açıyorum etmiş, ya. Tamam. Ötmenize doyulmaz, ben yavaştan kaçıyorum. Bir dakika, bir dakika. Bunu niye güvenlikten geçirmiyoruz baba? He. Neden ben geçtim? Doğru lan, geç lan şöyle. Baba şimdi bu niye beni arıyorsunuz? Bu evden çıkmak için önce güvenliğe geçeceksiniz. Gel buraya. Tamam, ben çıkmayayım, bir kırgınlık var üstümde. Hasta oldum. Burak, gel lan buraya. Oğlum, gel buraya. Ya. Kaldır kollarını, kaldır. Kollarını kaldır. Güzel. Güzel. Dön arkanı. İyi. Güzel. Baba, bir arkadaşım... Lan ne biliyorsun? Ne yerini deldirdin lan? Ana, bu da yanağını deldirmiş. Hayır ya, bir arkadaşım şey, bozuk para koydu cebime, onlar ötüyor. Bozuk para mı ötüyor? Tamam işte, o ötüyor. Ben gidiyorum, hadi. Gel lan buraya. Nereye gidiyorsun? Gel buraya. Bir şey yok gel ya. Gel buraya. Dön bakayım yanına. Dön bakayım yanına. Dön bakayım. Ne var lan burada? Yok, ne var şey yok öyle. Ne demek? Benim... Aa, arabanın anahtarı cebimde kalmış. Var ya, iki baktık ha, yoksa yanlışlıkla okul arabayla gidecektim. Dalgın. Asla. Asla. Allah'ım. Allah'ım.
Baba işe gidecek, oğlu arabaya mı katacak? Yok. Oğlum sen arabayı mı çaldın lan? Yok çalmadım baba. Aynı yerinde duruyor. Nerede lan araba? Şeyde aşağıda. Araba nerede? Orada. Önü nerede? Sanayide yapılıyor. Araba nerede? Orada işte. Önü nerede? Ya hoca burada diye mi yapıyorsun baba? Oğlum sen beni delirtmek mi istiyorsun lan? Şey yok baba. Arabanın önü yok lan. Önü yok. Baba. Köpek mikrobun çocuğu. Ne yaptın lan arabanın? Bir kere. Arabanın önünü ne yaptın lan? Bir şey yok baba. Ben internette izledim. Sıcak su döküyorlar. Çekiyorlar böyle eskisinden daha. O koçuya oluyor. Arabanın önü yok. Nereye çekeceğiz? Nereye çekeceğiz? Şu yoklukta yaptığına bak lan ya. Kitledin adama. Şu yoklukta yaptığına bak ya. Yok ki baba. Yaparız. Babaannemde vardır para baba. Alırız onda. Ay oğlum olsa canımı veririm ben oğlum için biliyorsunuz. Biliyorsunuz ben yani olsa zaten suçuşum ya. Bana da aç demeyeceksiniz herhalde. Niye attı? Küpe taktırdım. Sende delik yok, seni ben yıkıyorum. O zaman kalp bilim ötüyor. Senin kalp bilim yok babaanne. Babaannen de kalp de yok. O zaman Allah belanızı versin. Baba ne hadi bak şey olacak. Birazcık. Azıcık. Aman. Babaannemin koynundan altın rezervi çıktı. Ya abartılacak bir şey var bu benim. Kefen param ya. Hangi kefen ya? Türbe mi yaptıracaksın? Hangi kefen ya? Allah Allah. Kapıya bakmayalım. Gör, ananı gör. Gerçek yüzlerine bak. Aman, hoş geldin. Abla, hayırlı olsun. Enişte Mişbubuz. Vay, komutanım. Ne oldu ya? Sakın ol ya. Hayırlı olsun, iş bulmuşsun. Ben de senden borç isteyecektim. Sıdır, dur Allah aşkına dur ya. Ben çok kötüyüm ya. Ne oldu generalim? Ne oldu? Yoksa AVM'de çatışmaya girdin, kahramanca her şeyi hallettin mi biliyordum eniştem, aslan eniştem benim. Ya hala generalim diyor, dalga geçiyor benimle ya. Gidemedim ki işe ben. Ne yaptınız paşama? Ne oldu benim paşama? Ya ne paşası, ne diyorsun ya? Fahri bugün işe gidecekti ya. Evet. Şu metal şeysini kaybetmiş, evde denedik. Bu içinde piercing çıktı. Bu da bana yalan söylemiş. Arabayı almış, arabanın önü komple yok. Oğlum ya, yalan çok kötü bir şey. Niye yalan söylüyorsun? Hiç yakışıyor mu? Ya babaannemden de bir sürü altın çıktı. Vallahi mi? Ha. Teyzeciğim, benim borca ihtiyacım var. Birazcık bana verir misin? Ya suttuk, zamanı mı şimdi? Alacağın olsun. Hayır. Senin alacağın olacak, benim borcum olacak. Ya Sıddık git ya benim başıma. Bir kötüp durma. Lütfen gidelim. Bu ne lan? Değişik. Dayı herkese laf söyledin, alet bülbül gibi şakıdı. Bozulmuştur oğlum. Neyi bozulmuş ya? Ya bırak ya. Sıddık, sen de mi korset attın lan? Sen de mi kemik erimesi var? Sen de bundan mı var teyze? Evet. Ya Allah kahretsin, o ne lan üstündeki? Ya enişte bak, vallahi bilmiyorsunuz. İçlik aldıydım. Ya sıcak tutuyor. Ama benim özelime girdiniz. Sana yazık. Kapat lan onu. Daha görmeyelim. Kapat ya. Yazıklar olsun size ya. Size yazıklar olsun ana ya. Yazıklar olsun. Gördün mü neler geldi Akça başımıza? Gördün mü? Biz böyle bir aile miyiz gerçekten ha? Kızın babasına yalan söyle, orasına burasına bir şey taktırır. Oğlan babasının arabasını alır, çalar, gider vurur. Anam bizden para saklıyor. Kayınçom sapık çıktı. Bir de soyadımız da farklı çıksın da iyice ölek ya. Ama şimdi yani... Bak şimdi, tamam bunun bir şey olduk. Ortamın böyle germe. İşle falan hiçbir alakası yok. Çocuk ya, heves etmiş. Her genç heves ediyor, bir şey olmaz. Şey desen, Burak desen, gençlik hatası. Yaptırır onu çocuk. Ondan sonra annen desen, o ilk insan. O eski insan, o yokluk görmüş. Bilmiyor, ne yapsın, şey yapmış, saklamış. Abla ben? Sana diyecek hiçbir şey yok ha. Yok ona diyecek bir şey. Ya bunları sorun etme ne olursun. Olur hala arasında. Baba istiyorsan ben hemen söktüreyim gideyim. Yok yok. Kalsın ya tamam. Sen gözüme gözükmesin yeter. Tamam o sorun yok. Ben de yaptıracağım arabayı. Sanayide arkadaşlar var. Yaptır. Ama ona kalsın dedi. O, sen yaptır oğlum. Allah Allah. Onu sen yaptıracak. Tamam. Ana sen de arada bir bize destek çık. Kurban olayım ya. Tamam oğlum bir çeyrek veririm. Sağ ol. Enişte. Ya herkese bir şey diyorsun. Bana niye yol göstermiyorsun ya? Bana ne lan senin? Sen ne yapıyorsan yap. Vallahi billahi içlik söylediydim. Ama bu geldi. Ben de geri gönderemedim. Giydim sıcak tutuyor. İçime giyiyorum. Ne bileyim metalle dürteceğinizi ya. Oğlum iade etseydin ya o zaman. Ya artık iadeye de para alıyorlar. Gönderemiyor mu ki?
İçe girmişsin işte. 3-5 ateşlesen ben göndereceğim. Hadi selametle, ben gidiyorum ya. Hadi görüşürüz, hadi. Hadi, hadi, hadi. Dur. Fahri, aletini aleti ver. Dur, salak mısın? Sen güldün mü? Saçmalama! Al. Ben bir kendime tutayım. Bakın, görüyorsunuz değil mi? Ananıza nasıl güvenebileceğinizi. Al bakalım. Şov yaptın, şov. Gördün mü bana nasıl güvenebileceğini? Ya Hatice, oturun ya, keyfinize bakın ya. Ben zaten sana güveniyorum ya, vallahi. Hem ilk maaşımla da ne istiyorsan onu alacağım. Gerçekten mi? Bana bak. Ya. İstersen gece geldiğimde güvenlik kostümünü çıkarmam, böyle yatarım. Ama çıkar, pis kokar o. Ben onu yıkarım, sen merak etme. Hadi selametle, görüşürüz. Ne oldu ya? Boş ver ya. Ne oldu, sen niye bir... Adım uzun kalmadı, boş ver ya. Ne gülüyorsun anne? Komik miydi burada? Her şeyimiz ortaya çıktı. Amatör köpekler. Evde lan dur. Altıma... Aa. Dur, dur. Aha. Neyse ki kredi kartlarında metal yok. Gördünüz mü? Ne yapmasın? Ne oldu, sen ne yapsaydın? Zekiyim ben. Bir tanesi. Hayır, hiçbiri mi? Hiçbiri yerine dur. Zil diyenler... ÇG'ye diyen var mı? Alkışta biraz zayıflar. Ya bence de zil çünkü aslında önermesi çok doğru bir yere. Herkes sırlarla doludur adlı doğru bir tespite oturuyor. Aileye hocam, de inandım. Şey bulamadık ya. Yani onu itiraf etmek zorundayım. Yani finalde böyle tam o cümleyi bulamadık. Bence onu dile getirmenize gerek yok. O seyircinin kafasında oluşuyor bence. Çıkıştaki o minnak güzel. He. Güzel güzel. Onunla başlayıp onunla biten. Hatta bence annenin kredi kartı bile yani şurada bitebilirdi yani. Tamam, tamam boş ver falan. Yani bütün hikaye eskiye döndü gibi bir yeri var oranın. Ama bu skeç o kadar kredi kartı nereden çıktı dedirten bir soru oluştu sadece. Belki az bir pürüz varsa seyircide ondan olmuş. Orada evet. Yani o bir de çünkü... full hani alüminyum folyoya saracaktık böyle hani full içeride şeyler varmış gibi final vardı. Ama annenin de dolandırıcı olması falan böyle bir tat... İşte evet. Yani bazen twist olmaması bir twist oluyor. Yani annemiz yapmaz ya öyle şey yani. Evet. Yani kavram olarak anne bunların dışındadır. Ama bu yani babaanne yapar anlamına gelmiyor da. Yapsa yapar yani. Biraz onlar, onun kendine az bir cimriliği falan olabilir de annenin şeyi. Ama bu haliyle de çok güzel skeç. Aferin çocuklar, alkışlıyoruz. Tartışmaya kapalı geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler diyor. Buyurun, işte stüdyomuz da burası arkadaşlar. Kusura bakmayın, aşağıda stüdyoda Yılmaz Erdoğan'ı gördük. Öyle Laf, mi? Lafladık. Evet, aynı stüdyodayız. Evet. Ben tabii şimdi 3 yıldır İsviçre'de olduğum için biraz şeyim, heyecanlıyım. Acaba becerebilecek miyim? Lütfen hiç merak etmeyin. Zaten sadece fizikten ve bilimden bahsedeceğiz. Güzel, çok güzel. Ben de dilim döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalışırım. Tabii. Diğer arkadaşlar da bilim insanı değil mi? Onların bilmedikleri konu yok. Yani her akşam canlı yayına çıka çıka bu işin piçi oldular. Piri oldular diyecektim hocam. Duyuyorum. Geldiler. Gelmiş bana diyor ki hain. Lan sensin hain ya. Allah Allah. Hocam takım elbise mükemmel olmuş. Ya çok teşekkür ederim. Bende daha ne takım elbiseler var giymiyorum. Giysem olay olur, o yüzden giymiyorum. Tabii tabii canım. Bugün bize Alper hocam eşlik edecek. Kendisi bilim insanı, tanıyorsunuz zaten. Şey değil mi ya bu? Ben magazin izlemiyorum ki. Nobel aldı ya. Tamam. Alanınız kimya. Yok fizik efendim. Tamam işte aynı şey. Kimya, fizik, biyoloji, fen bilimleri. Hepsi. Tamam yerlerimize geçelim. Buyurun. Evet. Evet yayınımız başlamak üzere.
Herkese iyi akşamlar efendim. Tartışmaya Kapalı programımızın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün de her akşam olduğu gibi gündeme yön veren konu ve konuklarımızla sizleyiz. Her zaman olduğu gibi doçent doktor Vahit Suat Yılmaz bizlerle. Hoş geldiniz hocam. Hoş gördük, sağ olun. Teşekkür ederim. Programımızın demir başlarından Fuat Ardıç yanımızda. Buyurun. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ben bir konuşsam var ya, bakın. Konuşacağız hocam. Her şeyi masaya yatıracağız bugün. Ve aramızda dürüst, dobra, özlü sözü bir adam gibi adam Mahsun Kozan Kütahya. Hoş geldiniz. Eyvallah. Ve bugünkü özel konuğumuz 2022 Nobel Fizik Ödülünü alan Alper Eniçten. Nobelci bu. Nobelci bu, Nobelci. Evet. Hoş buldum. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Müsaadenizle ben Alper Hoca ile başlamak istiyorum. Tabii. Hocam, evet. Milyonların merak ettiği tek bir soru var. Neden fizik? Neden fizik? Efendim ben gençlik yıllarından beri... Ben ülkemize fiziğin gereken önemin verilmediğini düşünüyorum. Bizim fiziğimizi, bizim kimyamızı bozdular. Bizim kim fiziğimizi bozdu. Öyle değil mi hocam? Size bir şey söyleyeyim. Hocam bana sormayın ya. Bana sormayın. Ben şu an bildiklerimi anlatırsam var ya, Amerika çöker. Amerika çöker. Beni konuşturmayın. Yalnız fizik öyle bir şey değil aslında. Nasıl öyle bir şey değil hocam? Lütfen fizik budur ya. Lütfen biraz araştırmanızı öneririm lütfen. Hayır. Hocam ben fizik profesörüyüm. Hocam araştırın lütfen. Araştırmıyorsunuz gibi geliyor. Bakın biz de burada çalışarak geldik yani lütfen. Görüyorsunuz. Lise 1 fizik kitabı mı o? Evet. Yaprak test de çözdüm. Herkes bakın. Herkes haddini bilecek. Evet hocam. Ben burada tekrar Alper Bey'e dönmek istiyorum. Hocam fizik nedir? Fizik kuvvetleri ve enerjileri. Orada dur bir daha hocam. Orada dur, orada dur. Orada dur. Kendi ağzından söyledin. Enerji dedin. Öyle değil mi? Ben yanlış mı duydum? Kendi ağzıyla enerji dedi. Doğru. Şimdi bu enerji hangi enerji? Benzin mi? Motorin mi? Fuel mü? Hangisi bu? Bunu açıkla net ol ya. Şimdi enerji tabii gözlemlenebilen bir şey değil aslında. Ya yalan söyleme ya. Al. Benim telefonumun şarjı %16. Doğru mu? Doğru Mahsun Bey. Gözlemleyebiliyorum işte. Al buyurun. Ama Allah ben ondan Allah. Bahsetmiyorum ki. Ben ondan bahsetmiyorum. Neyden bahsediyorsun ya? Sen şimdi ne demeye getiriyorsun? Bütün enerji kaynakları tükendi mi demek istiyorsun? Avrupa'da çok önemli bir, çok önemli enerji krizi var. Avrupa'daki herkese öğretecek algı operasyonu yapılıyor. Tabii canım, su krizi var. Mesela ben internetten video izliyorum. Avrupa'da millet birlikte duşa girmeye başladı. Evet. Nerede izledin? Açıkla o zaman, nerede izledin? Hayır, hayır. Gizli bilgiler bunlar. Türkiye'den girilmez. VPN indireceksin. Link atarım hepinize. Bana atsana. Tamam. Bakın, ben bu sitelerle ilgili bildiğim bilgileri bir açıklarsam infial olur. Anlıyorum gerçekten. Hocam. Anlıyorum hocam. Ben size döneceğim. Alper hocam bir hareket dedik başta. Zaten Nobel ödülünü size getiren şey hareketle ilgili bir çalışmanızdı bildiğim evet. Kadarıyla. Bu çalışmadan biraz bize bahseder misiniz? Evet efendim. Tabii şimdi şöyle. Hareketi şöyle izah edebiliriz. Hı hı. Maddenin belli bir zaman içerisinde bir noktadan başka bir noktaya gitmesini hareket deriz. Doğru mu? Hı hı. Şimdi arabadan örnek vereceğim. Ya bırak hocam ya. Millet araba alamıyor. Nasıl bir yerden bir yere hareket edecek? Yani benim uzmanlık alanım değil o. İşine gelmedim, uzmanlık alanım değil. O da güzel. Keşke siz de böyle söyleyebilseniz bazı konularda. Hmm. Senin aracın var mı? Var. Ya, tuzun kuru tabii. Nobel'ini bozdur, aracını al. O da güzel. Nobel'i bozdur. Ya ne Nobel'i bozdurması? Külçe altı mı? Ben nasıl bozdurayım Nobel'i? Bakın bir saniye şimdi, bir saniye. Şimdi... Avrupa'da bugün çoluğun çocuğun prize taktığı aracı, bakın aracı, adamlar evlerine araba aldım sana karıcığım diye götürüyorlar. Bakın prize takıp şarj ettiği şey ya bu. İnsanlar, biz Allah'a şükür gerçek araba alabiliyoruz ya. Çok vay, şükür. Vahit hocam ama şimdi bak misafir diye ona soruyoruz, yükleniyoruz, ben sana da yükleneceğim. Sen de açıklayacaksın, net olacaksın. Şimdi bu insanlar... Bu arabaları alacak parayı nereden bulacak? Sen bir kere algı yapma. Ne? Sen algı yapma. Biz burada belgelerle konuşuyoruz. Tamam. Görelim. Belgelerle konuşurum ben. Ganyan bülteni mi o? Evet, ganyan bülteni. Risk almadan
asla para kazanılmaz. Birinci ayak. Gül Batur, ikinci ayak Nazlı kız. Üçüncü ayak ne dedin? Ne dedin? Nazlı kız iki. Üçüncü ayak üst biter bu arada. Düpedüz burada insanları kumara teşvik ediyorsun. Biz burada bilim konuşacağız diye geldik ya. Bu da bilim. Atın gelme olasılığı, hızı, momentum ve benzeri şeyler. Ya vallahi susayım, susayım, susayım diyorum ama dayanamıyorum ya. Bu araba içine işeyince mi gidecek? Bunlar yakıtı nasıl alacaklar? Bakın bununla ilgili çok büyük projeler var. Ben bildiklerimi bir anlatırsam... Peki şimdi ben konunun uzmanına dönmek istiyorum. Alper hocam. Bu benim konum değil ki. Yapmayın hocam, olur mu? İşte hareket dedik, enerji dedik. Mesela bir araç A noktasından B noktasına 90 kilometre hızla gidiyorsa... ...bu aracın ikinci el piyasası ne olur? Hadi bak. Hadi. Nereden bileyim ben? Adam nereden bilecek? Adam nereden bilecek? Bir şey olmaz mı? Bir şey olmaz. Adam... Evet, şöyle bir durum var. Bakın. Ben çok değerli kaynaklardan araştırma yaptım. Çok değerli. Gizli bilgilere girdim. Arşivlere girdim. Arşivlerin içinde kıvrıldım adeta. Ve bu arşivlerde gezerken birkaç arabayı da favorilere ekledim. Evet. Ve bu favorilere ekledikten sonra baktım hiçbir şekilde bunların fiyatı düşmüyor. Hiçbir şekilde bunların fiyatı düşmüyor. Ben tüm insanları, halkımızı bir kere Aklı Selim'e davet ediyorum. Tabii. Ve büyük resme bakmalarını rica ediyorum. Şu büyük resme bakar mısın? Kaput boyalı. Değil mi? Evet. Ben de ilk dikkatimi o çekti. Herkes büyük resme bakın bununla ilgili ben bildiklerimi anlatırsam... ...halk sokaklara dökülür, yürüyüş yapar. Neden? Çünkü kimsenin arabası yok, elbet yürüyecek. Bakın çok net söylüyorum, bu devirde araba maraba alınmaz. Bu fiyatlar düşmek zorunda. Nasıl düşecek? Nasıl düşecek? Onu da anlatalım. Anlat, anlat biz. Şimdi bak, evet. Fiyat, arz, talep, momentum. Öyle değil mi hocam? Değil. Ayfer hocam, momentum var fizikte. Yani öyle bir şey yok. Nasıl yok ya? Nasıl yok? Hain! 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 Ne diyorum ya? Sen var ya bak, sen... ...İskandinav lobisinden Nobel ödülü almış bir İsveç ajanısın. Oh. İsveç ajanısın. Oh. Evet. Ve halk bunu alaşağı etmeyi bilir. Alaşağı etmeyi çok iyi bilir seni. Nasıl çıkarttılar seni göğe? Ama ben sana bir şey diyeyim, burada da alaşağı etmeyeni ben bilirim. Kanıtlamazsan şerefsizsin. Bir dakika sen. Böyle bir şey olamaz ya. Hayır, hayır. Sen bir dakika, bir saniye. Sen bana şerefsiz diyemezsin. Ben ortaya şerefsiz dedim, şerefsiz olan zaten üstüne alınır. Ben alındım. Niye ortaya bırakıyorsun? Ben alınacak, satılacak adam değilim. Haysiyetsiz, hain. Bir dakika şimdi. Sen algı yapma bir kere. Algıcı, hain. 85 milyonun önünde bunlar nasıl insanlar? Ne 85 milyon lan? 160 milyon oldu. Saydın mı lan? Saydın mı? Büşra Hanım, benim burada kişiliğime suikast yapılıyor. Ben bu yüzden programı terk ediyorum. Hayır, lütfen. Terk ediyorum. Hayır. Fuat hocam, sakin ol. Fuat hocam, sakin olun. Sen de konuşuyorsun. Yerlerimize oturalım ama lütfen. Sakin olalım. Sakin olamıyorum. Evet, tansiyon biraz yükseldi. Reklam arasına gitmemiz gerekiyor. Aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Güzel. Girdik mi? Güzel. Aha, reklam arası. Hocam ne yaptın öyle ya? Aklım gitti ya. Çok iyi. Hocam nasıl, çok iyi. Bak nasıl? Orada o vitesi nasıl beşe taktım? Çok iyi. Ben Allah sizi seviyor ya. Adamsın lan. Çok iyi gidiyor. Adamsın. İyi, güzel gidiyor. Güzel gidiyor. Senin bir dakika ama senin şerefsizliğin de başkaydı. Güzeldi. O zaman sen de bana şerefsiz de eşitlenelim. Tamam. Arada bana da hain din lan. Tamam. Tamam, baş hain. Buyur hocam. Büşra Hanım. Evet. Şimdi programı biraz hızlandıralım. Ha. Ben başka bir kanala da davet edelim. Orada da İstanbul depremini tartışalım. Ha. Tabii hocam, hızlandırırız tabii. Yetiştiririz sizi. O konuda da mı uzmansınız? Tabii. Ben bildiklerimi bir konuşursam yer yerinden sallanır. Gerçekten. Kaldı ki konuşmasam da sallanacak gibi duruyor. Evet. Büşra Hanım ben bir lavaboya gidebilir miyim? Hayırdır hocam, iyisiniz. Tansiyon biraz şey oldu, ben bir gideyim. Tabii. İçeride arkadaşlar yardımcı olur size. Yok ya, bitti. O kim ya? Ha? Fizikçi. Allah Allah. Aa, Hamit Bey hoş geldiniz. Oh, hoş geldin. Ya apar topar çıktım, şu halime bakın ya. Büşra'cığım iyisin değil mi? İyiyim. İyisin. Ya Mahsun, siz benim kanalımda ne biçim konuşuyorsunuz öyle ya? İzlediniz mi? Ne izleyeceğim lan? Arada Büşra'ya bakıyorum o kadar. Müşteri aradı. Yani
O söyledi ya. Mahsun araba alınmaz falan demişsin oğlum. Oğlum ya daha dün büyük bir araba firmasıyla reklam sözleşmesi imzaladık. Olmaz, adamlar vazgeçecek. Hayırlı olsun Ümit Bey. Sağ ol Büşra. Peki nasıl yapacağız şimdi Hamit Bey? Buradan dönmemiz lazım. Mahsun dön. Hamit Bey ben buradan nasıl döneyim şimdi? Ya Mahsun Kozan Kütahya şimdi beni konuşturma. Yani konuşturma beni şimdi. Sen bu yüzden para alıyorsun. Dön tamam, hadi ya. Tamam. Dön. Büşra Hanım. Efendim. Kulağınız bende olsun. Hep tamam. Sizde. Tamam. Hadi dön, hadi dön. Hadi. Tamam, siz girin, ben destek olurum. Tamam. Biraz süre bana öyle gir, tamam. Geç kalmadım. Yok yok, şimdi başlıyoruz, buyurun. Ya ben katılmasam mı, devam etmesem? Olmaz, Ayfer Hocam yayına girmek üzereyiz. Lütfen buyurun, oturun yerinize. Aranın ardından tartışmaya kapalı programı kaldığı yerden devam ediyor. En son araç fiyatlarını konuşuyorduk. Mahsun Bey, sözü size bırakıyorum. Ben arabanın en iyi yatırım tavsiyesi olduğunu düşünüyorum. Herkes araç alsın. Nasıl ya? Asebel, araba almayın diye bağırıyordun. Hocam, o zamanın koşulları ve konjüktür öyle olmasını gerektiriyordu. Ya ne konjüktürü? Üç dakika olmadı da. Bak, bir dakika şimdi. Bir dakika. Herkesi aklı sel geldiniz mi oraya? Tamam. Şimdi bakın, konjüktür dediğimiz şey her an değişebilir. Dolarla da mesela, dolar. Buradan örnek vereyim. Dolar. Dolar baktığı zaman bugün mesela 15 lira olabilir, 18 lira olabilir, tabii. 20 lira. Birden değişiyor. Tabii. Ne anlaşılmıyor? Hiçbir şekilde anlaşılmıyor. Bir saniye hocam, bir saniye. Şimdi yurt dışında dolar yok mu? Yurt dışında dolar yükselmiyor mu? Sanki dolarla mı maaş alıyorsunuz? Beni konuşturmayın. Ben dolarla maaş alıyorum. Vallahi mi? Evet. Ben niye dümdüz TL anlaştım o zaman? Siz bildiklerinizi anlatsanız belki siz de dolarla maaş alırsınız. Ben bildiklerimi bir anlatırsam Büşra Hanım, bence kanal çalkalanır. Evet, Mahsun Bey, yani siz diyorsunuz ki vatandaş yatırımını araca yapsın, öyle mi? Kesinlikle, herkes araç alsın. Hı hı. Bakın, İstanbul'da Bodrum katı 1+1 evler bile 1,5-2 milyon. Hı hı. 4 kişilik bir aile çok rahat arabada yaşar. Hı. Ev alan enayidir. Yapma, değildir. Değil mi? Ev alan enayidir ama bir tane ev alan enayidir. 3-5 tane alın. Kiraya verin, kiralar yükselecek. Ya da şimdi ev alan enayi demedim ama. Hayır hocam, hayır. Ev değerlenecek, dolarınızı bozdurun, ev alın. Bozdurmasınlar. Doları da bozdurmayın, ev araba alın. Daha. Nasıl alsınlar Büşra Hanım? Nasıl alsınlar? Kredi çekebilirler diyor Hamit Bey. Tabii. Banka reklamı almışız. Tabii. Kredi çeksinler. Zaten selamünaleyküm diyene kredi veriyorlar. Vermiyorlar Mahsun. Vermiyorlar. Vermiyorlar. Vermezlerse vermesinler lan. Zaten 500.000 lira veriyorlar, 1,5 milyon olarak alıyorlar. Tüm bankalar şerefsizdir. Banka reklamı aldık. Evet. Hüsnü Hanım, ben anlayamadım. Tüm bankalar şerefsizdir dedim ama birkaç tanesi hariç. Şu an alt tarafta geçiyor bir banka, o hariç. Ya, ya vatandaş arabaya binecek diye bu bankalarda vatandaş ama binsin. Nasıl ödenecek bu krediler? Ödenir. Niye ödenmesin? Ekonomi çok iyi. Ekonomi çok kötü. Hayır. Ne diyeyim Büşra Hanım, ekonomi yok mu diyeyim, ben anlamadım. Yok mu diyeyim, ben anlamadım, ne diyeyim ya? Bu da sebep olmuyor. Ya bilim konuşacağız diye geldik, nerelere geldik ya? Kardeşim, Allah Allah ya! Senin memnuniyetle mi geldik biz buraya? Bakın, bu ülkenin, bu ülke ne bakıyorsun? Anlamadım. Bakın diyor, kızıyor değil bu mi? Ülkenin, bu ülkenin ekonomi, bakın, bu ülkenin bilimden, fizikten daha önemli konuları var, konuşulması gerekir. Evet. Tutturmuş bir tane bilim diye. Nobel aldın diye adam mı oldun lan? He? Yahu bu bilim dünyasının en büyük ödülü. Ben nereden bileyim senin Nobel aldığını? Hı? Kanıtla, çıkar, göster. Ya yanımda mı taşıyacağım Nobel'i? Ben de olsa çıkartır, masaya koyardım. Hadi ben de 10 tane Oscar aldım, evde duruyor Oscar'lar, hadi bakayım. Bu oyunculukla alırsın zaten. Bana hakaret etme lan, şerefsiz şarlatan. Ama böyle olmaz ki ya. Böyle olmaz ki, adamın her konuda bir tane fikri var. Omurgasız herif. Ne biçim insansın ya sen? Sataşma var, hakaret ediyor, nasıl bir insansın diyor. Hain! Böyle terbiyesizlik olmaz ya. Sakin olalım, sakin olalım, değil mi? Sakin olun ya. Onu sustur. Tamam. Sen bir kere, sen kimsin? Sen merhaba. Ne oluyor ya?
Kimsin kardeşim sen? Ne oluyor? Biri bir tanıyım ben. Bırak muhatap olma ya. Ya bırak Masum boş Bey. Adam, Masum boş. Bey lütfen. Ay kimin şimdi adamı mı diyorsunuz Masum yani? Masum Bey kimin adamı? Ben onu zaten Masum Bey bunun zaten gerek yok bununla konuşmaya. Bu kendisi bak gözlüklere bak saçlı başlara bak. Bu var ya bu Kamboçya'nın Amerika'nın. Bu Cibuti'nin hatta ajan, Güney Afrika'nın ajanı bu. Ajan bu. Sen dış mihrak lan işte. Komple dış bir mihrak bu. Ya hocam sen hiç yurt dışına gittin mi? Ben sen hiç yurt dışına gittin mi? Benim pasaportum yok, o yüzden vize vermiyorlar. Pasaportum olsa en güzel vizeyi ben alırım. En iyisini alırım. Daha bir şey diyorum. Vermeyebilirler ama neden vermezler biliyor musun? Ben bildiklerimi anlatırsam Avrupa Birliği dağılır. Sen çok de anlat, ne anlatacaksın ben? Anlat sen. Kara kutusu musun bu ülkenin ya? Bakın beyefendi, ben bildiklerimi eğer bir gün bütün ciddiyetinle anlatmaya kalkarsam üçüncü dünya savaşı çıkar. Hocam, sana bir şey söyleyeyim mi? Çok samimi olarak söylüyorum. Bana sanki sen bir şey biliyorsun da söyleyemiyormuşsun gibi geliyor. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kapat şunu. Hiçbir şey bildiğim yok. Hiçbir şey bildiğim yoktu. Hiçbir şey bildiğim yoktu. Sabahtan beri burada o bir konuda konuşmak istemiyor. Bu bir konuda atıyor tutuyor. Böyle program olur ya. Böyle program. Ben sizin yapacağınız işin tam. Alper hocam. Lafınızı unutmayın. Reklam arasına girmemiz gerekiyor. Kaldığımız yerden Ta'dan devam edeceksiniz. Kısa bir reklam arasına giriyoruz. Tamam. Alper hocam ne istesemsiniz, mükemmelsiniz. Yarabbim, reytingler uçtu ya. Ne yapıyorsun hocam sen? Neymişsin ya? Ne reytingi ya? Ben böyle 44 yıllık bilim insanına buradan neler yapıyorsun? Aha, hocam yani ne olur mu? Gelin bu programa dördüncü olun. Ya okey dördüncü mü arıyorsunuz beyefendi? Ya ne güzel işte, samimi bir kahvehane ortamı burası ya. Gelin size şöyle bir ücret teklif edeyim. Yok efendim, gel, teşekkür ederim. Gel. Ücret gel. Falan, hayır ben ücretle falan. Dolar. Hı. Aylık mı? Yok. Günlük, haftalık ne zaman yapıyorsunuz bunu işte? Ne diyorsun nasıl? Ha. Vallahi mı? Evet. O kadar vereceğim. Evet vereceğim. Ulan yerin dibine batsın fizi. Bunu ne bileyim yerin dibine batsın. Hı? İşte bu. Ben yıllarca boşuna dirsek çürütmüşüm bunu. Evet. Kabul ediyorum lan. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Aranıza hoş geldiniz. Hayırlı olsun. İlk hainin hayırlı benden. Hain. Hadi. Sağ ol Allah'ım. Baş hain. Evet. Şerefsiz. Hadi. Hadi. Yayın başlıyor. Bir şey sorusu var galiba. Ne? Şey diyeceğim. Ne konuşacağız ki? Ya Türkiye'de konum biter. Sanat, siyaset, din, bilim her şeyi konuşuruz. Ben bilimden biliyorum. Başka bir şey bildiğim yok. Ya sanki biz biliyoruz ama konuşuyoruz. Çok iyi. Hadi bize bırak. Müşahit. Sen değil. Tamam. Hadi devam. Yavaş yavaş programımızın sonuna gelirken Fuat hocam size söz vermek istiyorum. Buyurun. Benim az önce de belirttiğim gibi ben bir gün... Ya sen bir şey sana. Bir saniye sen bir şey konuşma. Sabahtan beri burada atıyorsun tutuyorsun hocam. Bildiğim bir şey yok ya. Bakın ben size büyük kulesini anlatayım. Illuminati. Bu işin başında İlluminati. İlluminati nedir? Yedi tane büyük aile. Beş, altı onlar arttılar. Yedi büyük aile oldu. Aile büyük genişliyor. Bakın olay çok büyük. Herkes dışarı çıkmasın. Kimse dışarı çıkmasın. Bill Gates neden düğmeye bastı? Bill Gates düğmeye bastı. Steve Jobs ölmedi. Ölmedi ve burada ben ilk defa size ben söylüyorum. Birden çok mu yüklendiniz acaba? Sen ne konuşuyorsun lan? Hocam. Sen ne kon... Hocam, sen... hocam, sen... hocam, sen... hocam. Biraz daha futbol. Biraz daha futbol. Ronaldo nerede? Söyle ne yapıyor? Çal zili çal. Mahsun sen çal. Evet sil diyenler. Evet,
bu sene aramıza katılan bir başka yeni arkadaşımız, röportaj adam mahlasıyla da ünlü bir arkadaşımız. Mahsun'a bir alkış. Çünkü ülkemize bir Mahsun yetmiyordu, bir de komedi alanında gerekiyordu. Aferin Mahsun, çok güzel. Hiç acemilik göstermeden yapıya uyum sağladı. Aslında bütün arkadaşlarımız bu gece aşağı yukarı öyleler. Çok güzel. Şimdi skeçlerde eğer herkes oturuyorsa ve bir aksiyon yoksa o durumları başka türlü değiştirmek gerekiyordu. Onu başarmış bir skeç oldu. Zor çünkü bunu. Ya her söylediğiniz komik olacak ya da durumu değiştirerek her söylediğinizi komik hale getireceksiniz. Mesela Güldür Güldür'ün çoğunlukla çok iyi başardığı bir şey bu. Burada da harika bir skeçti. Güzel bir hicivdi. Her akşam da seyrettiğimiz, aa evet gerçekten böyle dediğimiz bir hikayeydi. Aferin, çok başarılı bir skeç. Evet, bu grup, evet, bu grup tartışmaya devam etsin, iyi olur. Değil mi hocam? Yani iyi olur. Bir... Patron da güzel, Allah kahretmesin onu. Patronun kelliği çok tatlı. Şurada, şurada bir... Yani buradan hep görünmeyen arkadaşlara da, makyaj ekibine, kostüm ekibine, hepsine de bir alkış. Çok güzel hareketler devam ediyor, aferin çocuklar. Bravo Mahsun. Yeni eğitim öğretim sezonu başladı okullarda. Yani yeni öğretim sezonunda hep bir yeni öğretmen gelir hayatına ve o yeni öğretmenin adaptasyonunu izlersin. Önce böyle kanka gibi girer, arkadaş olmaya çalışır, sonra o arkadaşlık saçma bir yere gider. Şimdi izleyeceğiz skeçte de idealist bir öğretmenin sorunlu bir okula adaptasyonunu göreceğiz. İyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum. Hocam, buyurun. Ne diyelim hocam? İlk görev gününüz hayırlı olsun. Sağ olun hocam, teşekkür ediyorum. Hocam hayırlı olsun da bu... Yani öğrencilerin arasına karışacağım. Onları daha yakından tanıyacağım falan. Bunlardan vaz mı geçseniz ya? Hocam bence etkili bir yöntem ya. Sonuç olarak ben onların rehber öğretmeniyim. Hocam, sizden önceki rehber öğretmeni öğretmenliği bıraktı. Ne yapıyor şimdi? Sade rehber oldu. Evet, Sultanahmet'te tarih eser gezdiriyor şimdi. Hocam, ben kendime güveniyorum, sağ ol. Hocam, neyinize güveniyorsunuz ya? Aynaya baktınız mı? Çocuklardan daha büyük duruyorsunuz ya. Kim inanacak size? Hocam, bütün lise dizilerinde 30 yaşındaki adamlar oynuyor. Bence sırıtmam yani. Hocam, bari şu üstünüzdeki üniformadan vazgeçin ya. Ne, iyi değil mi? İyi değil mi? Ağzımda 30'a bir tane çakasım geliyor çünkü. Ne oldu hocam? Kes! Ne oldu? Sok onları içeri! Tamam, sokarım. Hocam kusura bakmayın. Benim alerjim var buna, kusura bakmayın. Hocam iyi misiniz? Gelme üstüme! Abi, tamam. Gelme! Tamam. Bu saçın haline! Görmeyeceğim, delili çağır! Tamam. Hocam... Hocam iyi misiniz? Kusura bakmayın. Bunları... Hep refleks hocam, refleks. Travmanla. Geliyorlar. Geliyorlar. Bakın son çağrı bu. Değiştirin üstünüzü. Hocam yapmayın. Bir sıkıntı yok ya. Bir problem yok. Tamam o zaman. O ne? Önce iş güvenliği hocam. Hocam bırak. Lan vallahi baktım. Ne? Korkma. Ne yapıyorsunuz gerçekler? Hocanız var karşınızda. Geç sınava. Geç. Geç. Bakma bana öyle. Oğlum. Bu sakalın hali ne? Hocam ben mihriban. Aa, affedersin kızım, geç, geç. Ama bir daha o sakalları görmeyeceğim, tamam mı? Bir daha akşamdan kesmeyeceğim ha. Sabahtan kes. Batur yapıyor zaten. Kes! Kendi aramda konuşma. Evet çocuklar. Yeni öğretim yılınız hayırlı olsun. Hayırlı olsun hocam. Oğlum. Salak mısınız? Neyi alkışlıyorsunuz? Açılış mı yapıyoruz burada? Utanmıyorsunuz, bir de kurdu hale getirin, keselim. Buyurun hocam, tutar mısın? Kes, kes, kes. Kes. Hocam, makat var. Sok onu. Nereye çıkardıysan, nereden çıkardıysan, sok onu içeri. Çok. Sen de geç yerine. Yedin lan nasıl? Sana ait tüpü.
Evet arkadaşlar. 11F. Bu yeni arkadaşınız Kurtuluş. Kurtuluş bu 11F. Bize F tipi de derler. Allah kurtarsın kardeş. Seni tahliye ederim. Ömür boyu ev hapsinde kalırsın ha. Çok iyi lan. Ev hapsi çok iyi. Adalet Allah. Ev hapsi çok iyi. Selam. Bizim tek tek can da geldi. Tek tek? Bunun kapasitesi bu. Tek kelimeyle konuşabiliyor. Oğlum Can, zil çalalı kaç dakika oldu? Utanmıyor musun sen geç kalmaya? Yok. Sen daha önce sınıfta bulundun mu? Bulundum. Kim var karşımda senin? Müdür. Ha, sen diyorsun ki yani ben öyle müdür müdür dinlemem, kafamı eseni yaparım, öyle mi? Aynen. Anlaşılır, senin okumaya niyetin yok. Yok. Geç sen yerine, geç! Tamam. Vallahi baga sokuyor beni ya, anlamıyorum hiçbir şeyde. Kay. Hareketlere bak. Adama bak ya. Tamam, geç çocuğum sen de yerine, geç. Sen bunlara uyma, tamam mı? Tamam. Sonra fena yaparım. Ona göre bunlara sakın uymayasın, beni iyi bilirler, anlatsınlar. Tamam hocam. Tamam. Vallahi acımam ha. Çakarım ağzına bir tane. Üniformalı. İyi dersler. Sağ ol hocam. Değişik. Açılıyor, açılıyor. Arkadaşlar, ne kadar güzel. Sıcak bir sınıf ya burası ha? Lan biraz sıcak mıcak çakma alan var mı arkadaşlar? Çakmak? Ne çakma? Ne oldu? Şimdi, çakmakla mı? Ne yapacaksın ki çakmakla? Oğlum şurada iplik pörsümüş, onu yakacağım lan. Manyak mısın ya? Ben de dedim yani öyle kötü alışkanlıklarınız falan mı var? Yani yazık olur o pembecik ciğerlere. Şşş! Bana bak la. Sensin la pembecik. Bizim ciğerlerimiz kapkara. İz, çöp, kir, çamur, plastik, linyit, lastik, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya... Lan bir sus! 81 ile okuyan adam gibi başladın. Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapacaksın lan? Saysam sana ne la? Bak beni ayar etme Mihro. Ne yapacaksın? Ayar et. Gel lan ne yapacaksın? Ayar etsem senin ne olacak? Oğlum şu bıyığından utan, ne yapıyorsun ya? Allah Allah. Bıyık mı onlar lan? Benim kendi çıkıyor, ne yapayım lan? Ben kendi çıkıyor, keseceğim onları. Kesemeyeceğim sana. Şu kaşların ortasına bak. Kaşların ortasına sana ne? Asmanı masmanı çıkar, ne yapıyorsun? Utasmama, seni takarım burada, unuturum ha. Hadi bir yürü git be. Hadi oradan git. Senin kalkülerine baktı mı senin saçın? Kalkülerimde ne var bu? Öyle saçlarım çok kötü. Kara baş gibisin. Hadi yürü git be. Bana bak, gel benim karnıma konuşsana, karın kaslarıma. Hadi gel benim karnıma kaslarıma. Ya şu pamukçuyu al oradan bari be. Sen o pamukçuyu ye ulan. At. Bak benim 4 tane ablam var, seni dövdürtürüm ha, kursaklı gibi. Senin 4 tane abin yok mu lan? Bunlar kadın lan. Nasıl kadın oğlum? Bunun babası közü ablalarının sakalı var. Çok değişik. Tamam, tamam arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim ya. Mihriban tamam sakin ol. Yani böyle şiddetten başka çözüm yöntemleri de var, öyle değil mi? Öyle konuşmak. Çözülüyor mu ya? Evet, sen kime ne anlatıyorsun hala, öyle çözülüyor mu diyor ya? Allah seninle karışıyor. Bizim ilişkimiz, gel bakalım. Hakikaten seninle karışıyor lan. Seni tasma mı takayım mı lan, gel bakalım deneyim. Saçmalama, yok hayır öyle bir şey yok. Ulayacağım lan burada. Ulutacağım demiştim. Ekeyi böyle yapacaksın işte. Ya evet lan, böyle sohbet edelim yani, değil mi? Öyle kavgaya, gürültüye gerek yok ki. Mesela ne yaptınız bu yaz? Nasıl geçti yaz tatili falan? Ben bütün yaz çalıştım aga. Bak ne güzel adam, hem çalışıyor hem aileye destek oluyor. Süper, hem okuyor. Sıcacık bir adam yani. Ne iş yapıyorsun kanka? Hırsızım ben. Hırsız derken böyle hani gönül hırsızı gibi, yaz aşkı gibi bir şey mi ne? Yok bildiğin hırsız ya. Yazları böyle ama mevsimlik işçi gibi oluyor. Millet böyle yazlığa mazlığa kaçıyor. Biz de pencereden giriyoruz eve. Hatta buraya gelmeden de sınav sorularını yürüttüm. Çocuklara okutacağım. Ha bir de sınav sorularını satacaksın. Yok lan harbiden okutacağım. Okuma yazma yok bende. Şuna bir baksana. Ders Oğlum ders programını çalmışsın lan. Harbin para etmez mi bu? Etmez. Hepsini beden yap lan. He beden yap. Hepsini beden yap. Güzel güzel, beden olur. Ya hepsi beden olsa ne olacak? Yani sınav dediğiniz nedir ki? Amaç değil. Bir araç sadece yani. Bu arada araç demişken kartımı takdim edeyim. Ha. Ahmetler Otomotiv. Her türlü göçü, boya, cila her şeyi yaparız. Sana iyi Ahmet, sana iyi gelecek. Tabii. Sen sloganımız o şekil. Sanayide usta mısın? Tabii. E okul? Kafa dağıtmaya geliyor. Aktivite gibi düşün. Tatil gibi düşün. Kafamız dağıtmaz. Anladım. Sen ne iş yapıyorsun baba? İşsizim. He ya kusura bakma, ben öyle herkese sorunca boş bulundum. Bulundun. Sen niye sürekli tek kelimeyle konuşuyorsun? Yetiyor. Mantıklı. Aa hakikaten yetiyormuş. Yeter. Yeter. Denemiyordum ki yani. Günaydınlar canım çocuklarım benim. Günaydın hocam. Ah yavrularım, tatlı
Hocam günaydın da erken geldiniz. Zil daha çalmadı. Aa, ders saati geldi kızım. Neden çalmadı ki zil? Hocam zili ben çaldım. Belki ondan çalmadıysa hakkınızı helal edin. Lan o bizim evin zili ya. Sen bizim evin zilini çalmışsın ya. Lan sen zili çal, ben ineceğim demedin mi? Çaldık inmedin. Oğlum bu öyle bir şey mi? Anam iki gündür bunu arıyor. Ver. Kes be! Daha ilk dersten benim çizgimi bozdunuz. Yapmayın şunu lütfen. Hadi açın defterleri ya. Öf! Hocam defter yok da şöyle bir şey var bende. Yavrum yoklama defteri o. Nereden girdi buraya? Beni cuma var yazaydım ya. Tamam şimdi arkadaşlar. Bugünkü dersimizin konusu kuvvetler. Var mı bakalım kuvvetleri bilen tatlı çocuğum? Ha? Hocam. Söyle güzellik. Güzellik mi? Hocam, gözleri çok iyi görmüyor. Hoca görmüyor. Hocam kuvvetleri bana örnek verebilir mi ya? Ver yavrum tatlım. Türk Silahlı Kuvvetleri. Helal olsun kız sana. Helal olsun. Bizde kafa var da. Ne alakası var evladım? Patates sürüsü müsünüz siz? Ne alakası var? Fizikteki kuvvetlerden bahsediyorum yahu. Hocam, niye bu kadar bağırıyorsunuz ki? Ben onu anlamadım. Aa, yeni çocuk. Sana ne oluyor lan? Sen kimsin? Hakikaten sen kimsin? Sana ne oluyor oğlum? Sen bana gözlerim var. Sana mı soracak ne diyeceğim? Söyle. Mal. Arkadaşlar, ben sizi savunmuyorum. Vallahi. Hocam, alt tarafı kuvvetleri bilemediler yani. Ne neyi bilemeyeceğini sana mı soracak? Sana mı soracak ne diyeceğim? Hiç. Hocam ayrıca bilmemek değil, öğrenmemek ayıptır yani. Ayıpsa ayıp biz öğrenmek de istemiyoruz. Doğru, öğrenmek istemiyoruz. Ya sana ne olur? Ne? Göt. Göt. Tamam ya, ne arayacaksın? Aldın mı cevabını bıcırık? Güzel. Evet, şimdi o zaman madem ben, göstererek anlatayım ya. Hocam size... bu yaştan sonra ne göstereceğiniz, saçmalamayın ya. Mürsel. Kızım o. Gel. Ona gel hadi, ama çabuk gel. Gel. Ona bakıyor, bizi vuruyor. Şimdi arkadaşlar, ben bir elma ağacıyım. Güven parkında mı hocam? Yavrum, o bir kere ceviz ağacı. Cahil misin? Dut değil miydi hocam o? Ya yapmayın lütfen. Şimdi bakın arkadaşlar, neden elma ağacı... Aa. Benim elmam vardı, yemin ederim vardı. Bende var bir tane elma. Herkes elmasını getirsin, ders anlıyor. Yavrum sen ne ara çaldın bunu? Bu ne hız ya? Işık hızı hocam. Fizik ya oradan bak. Gülsenize lan. Işık hızı şaka yapmış. Ay güzel ismi aslında. Ne mi güzel? Tamam hocam. Eyvallah. Allah razı olsun. Bana bak. Geç yerine seni burkarım çok. Tamam güzel. Geçtim hocam. Hemen ne kızıyorsunuz? Burkuyor da seni aslında. Ahmet gel ağaç ol. Allah bunu öğretme aşkım. Ben anlamadım ki geçerim. Hadi tut yavrum. Abi hocam geçtim. Al şimdi ağaçsın. Ağaç mıyım? Hı. Hocam kavuğum da olsun mu şurada? Olsun. İçinden bir hayvan çıksın mı? Çıksın. Hangisi çıksın? Sincap. Sincap. Koroka. 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 Sincap taklidi yapıyorum hocam. Koroka. Bu ne saçma bir muhabbet hadi evladım. Hocam. Yapma lütfen. Tabii ki de hocam. Şimdi arkadaşlar bu bir... Hop. Hop. Maraş'ta bir ağaçmış hocam bu. Hop şöyle. Amanın. Yapma lütfen. Normal düz ağacım. Tamam, normal. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu ağacın dalı eğer elmayı taşıyamazsa ne olur? Hı? Elma neden yere doğru harekete geçer? Hı? Hı? Bu kuvvete ne... Hadi anlatıyorsan anlat. Ağaç olduk hocam kurbanım. Tamam, bırak elmayı. Nimet bu yere bırakılır mı? Hayır, bırak anlatacağım. Nimet Bey nasıl... Bırak şunu bırak. Neden düştü elma? Neden? Hangi kuvvetten dolayı yere düştü elma? Kaba kuvvet. Hayır yahu, yer çekimi kuvvetinden dolayı yere düştü ya. Peki kim buldu bunu? Hadi bunu bil, bunu bil. Sen her şeyi bize mi soracaksın hocam böyle? Allah biraz da sen anlatsan mı? Hocam. Ney? Steve Jobs. Yavrum ne alaka? Şimdi elma dediniz değil mi? Elma ne? Fayfun. Fayfun ne yapar? Her yerden çeker. Demek ki adam her yerde çekim şeysini bulmuş. Helal olsun kız sana. Ne? Sen mantık biliyorsun ha vallahi. Güzel mantık. Evet. Arkadaşlar Newton diyeceksiniz ya, Newton. İngilizce. Hocam bu New şehir gibi bir şey mi? Allah'ım sabır ver bana ya. Aa, peki peki tamam dur. Suyun da kaldırma kuvveti var arkadaşlar. Bunu bilen var mı? Hala bize soruyor da ben anlatayım hocam. Ben onu biliyorum suyun kaldırma kuvvetini. Yemin et. Gerçekten. Anlat yavrum. Hocam şimdi elimize az bir şey su alırız. Arabanın üstüne çarparız.
Sonra biraz köpük atarız, sonra tekrar su. Araba parladı mı, sen onunla bir kız kaldırırsın. Caddede onunla bir kız kaldırırsın. Egzozda tahtır. Bir de grandfather'ımız diyor. Çok güzel. Ya yapma şunu artık. Allah'ım delireceğim, kafayı yiyeceğim. Sabır ver bana ya. Amin. Al işte zil çaldı yine. Hiçbir şey anlatamadan ben böyle bir yıl mal gibi gelip gideceğim buraya. Hayır, hayır. Ne oluyor? Hayır, hayır. Hayır. Ben daha yeni geldim. Yeni 5 dakika bile olmadı. Niye çaldı bu zil? Hocam hakkınızı helal edin ya. Ben okulun zilini deniyordum çalışıyor mu diye. Çalışıyormuşsun. Güzel şey. Sen ne geliyorsun lan? Uyar. Hocam ne var yani burada... Arkadaş güzel bir şaka yaptı. Güzel değildi. Ben salakça bir şaka yaptım. Allah Allah hocam. Çok güzel. Var güzel şaka yapabilir mi sen de? Şunlara bir bak. Hocam tamam arkadaşlar çok fazla bir şeye ilgi göstermiyorlar ama hırsızın hiç mi suçu yok? Ben ne alaka ya? Oğlum senden bahsetmiyorum Mürsel bir saniye. Hocam sabahtan beri burada bağırıp çağırıyorsunuz. Bu adamlar nasıl öğrensin ki bu işi yani? Peki sen kim oluyorsun da bana hesap soruyorsun? Hakikaten sen kimsin lan bu kadar da sabahtan beri? Hocam altına baksana kadar yürüme tek sana mı soracağım? Hocam ben onların arkadaşıyım. Yani bir daha böyle bir şey yaparsanız karşınızda beni bulursunuz yani. Ay çok korktum yapma. Yapma. Sen bana nasıl hesap sor? Sen bana bunu yapsan ne olacak ha? Ne olacak? Git kafam oraya şimdi. Şimdi müdür beye ver hesabını hadi. Bakalım birazdan ne diyeceksin hadi. Hadi bakalım müdür bey. Kulağım acıdı. Çok mu acıdı la? Acıdı kulağım acıdı. Yalayayım mı kulağım? Öpeyim mi diyecektim ağzımdan kaçtı. Bana bak. Oh. Yaman delikanlıymışsın. Karbüratör gibi yürek varmış sende. Helal olsun sana be. Helal. Ya arkadaşlar tamam eğitimciler böyle davranmamalı da siz de biraz kendinizi verin abi böyle olmaz. Abi kendimizi versek ne olacak? Kadın bizle aynı dili mi konuşuyor? Anlıyor mu bizi? Kaput desem anlayacak mı? Şase desem anlayacak mı? Jant desem anlayacak mı? Motor desem de yanlış anlayacak. Ama sen bizim dilimizi anladın yani. Sen bizi biliyorsun az çok yani. Aramıza hoş geldin birader. Fethi'ne hoş geldin kardeşim. Bundan sonra sen biri biz biri, hepimiz birimiz için. Net. Biz! Hangi recaptı? Bu! Daha ne konuştuk şimdi? Hocam, o mu yaptı? Ya başka kim olabilir Allah aşkına? Ya hayır ya. O yapmamıştır hocam ya. Ne? Ya o öğrenci bile değil, öğretmen. Oh! Harbi mi? Bana bak, bana öğretmenim deme lan. Her şeyi de öğretmenim deme oğlum. Bana bak, ben senin yarın olurum de ama bana öğretmenim deme. Alakasız oldu benimki. Aman. Evet arkadaşlar, böyle bir şey yapayım dedim sizi daha iyi tanımak için. Ben yeni rehber öğretmeniniz Kurtuluş Çoşar. Vay babanı. Canım hocam siz neden daha önceden bana bir şey söylemediniz hocam? Hocam olaylara biraz çocukların penceresinden bakayım dedim ama yani gördüğüm manzara pek hoş değil. Hocam pencere derken ahşap mı plastik mi? Çünkü ahşap zor kesiliyor. Konumuz bu değil Mürsel ya. Hocam siz hiç kendinizi çocukların yerine koydunuz mu? Koymadı. Bir saniye oğlum bir şey konuşur. Yani olaylara hiç onların tarafından baktınız mı? Bakmadı. Oğlum bir dakika bir şey konuşuyoruz. Yani siz hiç ne istiyorsunuz diye sordunuz mu bu çocuklara? Sormadım. Lan bir dur. Erkek. Pardon sesimi yükselttim çok özür dilerim. Yani biraz daha dersi böyle eğlenceli hale mi getirsek? Hani öyle bir şey mi? Hocam nasıl ben eğlenceli hale getireyim fizik dersini? Ben kendim 8 yılda bitirdim okulu. Yuh. Yani şöyle yapsak mesela... Ahmet. Evet. Ahmet oğlum sen sanayide çalışmıyor musun? Usta değil misin? Evet. Şimdi sanayide arabayı nasıl kaldırıyorsun? Krikoyla. Evet. İşte kaldıraç, fizik. Harbi mi? Evet, ben önümüzdeki hafta anlatacağım onu. Haftaya sindeyim. Mesela Mihriban, sen nasıl kavgalarda hiç yıkılmıyorsun? Ben kendimi şöyle kilitledim mi, karın kaslarıma şey yaptım mı, bir de nefes verdim mi, şşş diye kimse beni yıkamaz. İşte ne yapıyorsun? Ağırlık noktasını ortada topluyorsun. Denge, fizik. Evet, ben önümüzdeki dönem
anlatacağım onu? Ben önümüzdeki dönemde. Hayır, gelmiyorum. Mesela Mürsel, oğlum sen de evlere tırmanırken sürtünme kuvvetini kullanıyorsun. Harbi mi? Hocam peki, pencereyi en iyi kesen madde ne? Ya şimdi Mürsel, hocam özendirmeyelim de şimdi ya. Hangisi? Bana sor diyorsunuz. Sonra. Soruyoruz, öğretmiyorsunuz. Ben... Sen daha çok dil bilgisi, Türkçe, hani fizik çok değil yani, o sonra. Doğru. Tabii. Ders işlenecek sanırım artık güzel şevkle. Bize müsaade o zaman. Müsaade bizim hocam. Çok sağ olun hocam. Lütfen hocam. Hürmetler. Hocam. Yine hangi tek kelimeyle derdini anlatacaksın hocam? Beton yetmez. Ama olmaz ki. Zilyenler. Evet, çok iyi bir skeç için lazım olan her şey vardı. Ben bile kıllık yapmıyorum. Süper skeçti. Harika bir skeçti. Aferin çocuklar. Bu. Gecenin pürüzsüz zili bu. Bir daha alkışlayalım arkadaşlarım. Yine aramıza yeni katılan bir arkadaşımız var. Buse yeni geldiği bir mahallede hiç yeni gelmiş gibi değildi. Süper oyalar, aferin. Alkışlıyoruz Buse'yi. Çok iyi. Hiçbir yeni, ya bu da yeni mi bile dedirtmedin yani. Aferin Buse. Çok güzel oynadın. Tuğba'nın bence mükemmel bir makyaj. Makyaj değil mi Tuğba? Yok. Hayır. Benim de ben sabah bıyıklarımı aldırdım, kendi bıyıklarımı. Ha, okey. Okey. Bunlar kendi de... bıyıklarının tadı yok ama bu da güzel. Çok güzel tip olmuş. Yani bütün tipler çok iyi. İşte çok iyi skeçte şey oluyor. Bir film, bir dizi seyrediyorum hissi gelir seyirciye. Bilmiyorum size geldi mi? Ve eğer bunlar oynasalar seyrederiz. Her ne kadar yine Ankaralı sanayi tipi olsa da Arif. Hilmi'nin tipi çalıştığı için skece çok büyük güç kattı. Tek kelimenin konuşması süpermiş. Gerçekten de yetiyor. Eyvallah. Çok sağ olun. İşte bu. Her skecimiz böyle olmalı. Aferin çocuklar, yola devam. Hep unutuyoruz. Ben yine zile biraz şey yapayım da yani... Ben zil dediğim zaman hemen çal hemen oğlum. Çal, evet hocam. Ben çal. De Arif gibi hepsini böyle mi oynasam acaba lan? Skecimiz bir düğün telaşı ile ilgili. Düğünle ilgili en büyük telaş kimi davet edelim? Yani belirli bir sayıda... Kimle evlenelim değil mi o ya? Hepsine önce. Yani gerçekten ya onu karar vermişsin artık. Yani evleniyorsun. Evet. Şimdi orada ne takacağız durumu var. Ne takacağız var. Evet bu ara o... Ya işte orada davet ederken de insanların aslında o kararı veriyorsun. Aslında çağırdığın her kişi yediği yemekle içtiğiyle bir gider kalemi... Ama takacağı altınla da bir gelir kalemi yani. Evet, bir de o sana taktıysa senin ona takman şart. O sana ne taktı, sen ne takacaksın? Tabii. Yani onu yapmak gerçekten bir sanat. Yani sonunda karlı çıkman lazım o düğünden. Yakın zamanda düğün yapan var mı? Çok böyle, siz mi? Ne zaman? 3 ay önce evlendik. Böyle düğün yaptınız. Evet, aynı 200 kişilik bir kontenjanımız vardı bizim de. Kontenjana karar veren kim? İkim. Yani siz kendiniz 200 kişiyle bitirelim mi dedi? Otelin şeyi öyleydi hocam. Peki hiç kırılan oldu mu bizi çağırmadınız? Arkadaşlarımdan çok. İş arkadaşlarımdan oldu. Akrabaları çağırdınız. Kimlerden vazgeçtiniz? İş arkadaşlarımı. İş arkadaşlarımdan. Ben daha böyle ilişkimin olmadığı arkadaşlarımdan yani. Daha az ilişkin olmadığı arkadaşlarımdan. İlişkin olmayan niye? Daha az böyle. Yok biz yakaladık buradan yürürüz. Demek ilişkin olmayan arkadaşlarım var. Tuhaf insansın. Daha az ilişkin olmadığı. Aynı iş yerinde çağırdığın, çağırmadığın iki arkadaşım var. Ona evet. Gidip seninle daha az... Dedin mi yüzüne ya da... Hayır, yüzüne demedim tabii ki. Çağırmayarak dedin bu arada, haberin olsun yani. Bir de burada... Ya şöyle, kınaya çağırdık. Şeye çağırdık. Evet. Tabii. Daha az görüştükleri kına yakmak evet. Onlara düşüyor. Bir davetiye bastırdık. Peki kınaya gelip düğüne gelmeyenler vurulmadı mı yani? Böyle bir üzülmediler mi?
İşte onlar üzüldü. Küstüler yani. Küstüler. Evet. Buradan bir şey demek ister misin? Belki kurtarırsın kendini. Yani küserseniz küsün. Otel. 200 kişi kapasitem vardı. Dayımı değil, seni mi çağırayım? Evet. Gibi. Ben cevabını veriyorum. Binanın girişinde güvenlik görevlisi, mesai arkadaşım tamam, sabahları günaydın diyor. düğüne de gelme yani. Peki altın konusunda kârla mı kapattınız? Yok yani şeyimizi karşılamadı. Yanlış adam çağırırsan öyle olur tabii. Çağırmadığını takacaktı belki. Muhabbetin var yok, ne bunu umursuyorsun? Takacak adam çağıracaksın. Yanlış mıyım? Sen takan arkadaş. Bir de hocam muhabbeti az olanı çağırsan mahcubiyetten büyük altın takar. Tabii bir çeyrek takar eşek değil ya. Teşekkür ederiz. Şimdi bütün konuştuğumuz konuları işleyen miskici izleyeceğiz. Ayıp olur geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum. Şimdi Meryemler 5 kişi. Meryem 5. Çocuğu evde bıraksalar elde var çocuk. Bir tane çocuk evde. Komşudan aldım gene 5 oluyor. Gene yok ben ya işin içine çıkamıyorum ben ya. Bunları şey mi yapsak ya? Meryem'i ha? Meryem'i kınaya çağırdık. Düğüne çağırmayız. Ya Süleyman. Ha? Ya düğünde takarlarsa kınada takmadılar onlar. Saçmalama. Çok büyük çelişki bunun kafası. Kızım sen de bir rahat dur ya. Elime batacak ama. Ya ben babaannemin gelinliği giymek zorunda mıyım? Şişt. Ayıp olur giymezsen olmaz. Bir şeker davetlilere, 2 şeker bana. Bir şeker davetlilere, 3 şeker bana. Babaannemin şekeri var, 4 şeker bana. Ne yapıyorsun lan orada sen? Baba bu şekerler yetmiyor, imkansız. 3 şeker bana gibi ağzına atarsan oraya yetmez tabii. Oğlum onlar misafirler için saçma sapan konuşur. Ya hanım Allah'ını seversen. Bu yani davetiye işini bu son güne bırakmak oluyor mu şimdi bir son hafta? Ya ne yapalım Süleyman? Telaşemiz vardı. Yetişmedi ya Allah Allah. Kim gelecek, kim kalacak? Karar veremedik. Ya bir şey soracağım. Bana sormayacak mısınız? Düğün benim düğünüm yani. Ay unuttuk doğru. Kızım şimdi bizim kaç davetli hakkımız var? Yani iki taraf toplam 150 kişi. He, iki taraf 150. Onlar damat, anası, babası çık. E bize 147 kalıyor. Çok az ya. Anneciğim karşı taraftan kimse gelmesin mi? Yani 150 diyorsam da bize 75 kişi düşüyor. Kaç? 75 mi? Olmaz ya. Muhtara çok ayıp olur ya. Neyse tamam. Azaları çağırmayız. Onlar zaten şey yapar. Oradan bir şey. Babacığım ne muhtarı ne azası. 75 kişi hakkımız var diyorum. Ya kızım şöyle bir tık daha fazla yapsanız 1000 kişilik falan. Bir tık ya. Çok. Anne düğün yemekli zaten. 200 lira veriyoruz kişi başı. Kişi başı 200. Kişi başı 200 lira. 5 kişi gelip 1 gram taksalar. Yok 5 kişi. Ben masrafı çıkmıyor bunun. Benim karım ne olacak benim bu işte? Süleyman bana bak girişi ücretli mi yapsak? He. He giriş artı limonata mı? O da güzel. He. Sadece damsız alalım baba. Ha o zaman Süleyman sen gelemezsin. Oldu kendine iyi bak. Şey yap. Ya, videodan izle. Saçmalamayın ya. Ne yapalım kızım Allah Allah. Kızım seni görüyorum biraz streslisin. Evet. Sakin ol. Hem başka babana kimler var? Bir başka kimler var Allah aşkına? Yani bak eş dost akraba gelecek işte bir de benim birkaç tane yakın arkadaşım var o kadar. Pardon pardon benim arkadaşlarım ne olacak? Onlar da senin düğününe gelirler. Sence ben evlenebilir miyim? Ne kadar da kendini farkında bir çocuk. Annem yerim. O yüzden benim arkadaşlarım da bu düğüne gelecek. Ya ben vallahi çıldıracağım evlenmeyeceğim o olacak hayır, ya. Hayır hayır sakın artık böyle şeyler duymak istemiyorum. Evet. Lütfen ya biraz sakin ol. Babana bırak babana hiç halledecek yavrum sen niye böyle sinir streç yaptın ya. Babayı zaten her şey üstüme geliyor ya. Tut bakayım şunu. Tut 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 ben geliyorum tut bakayım. Ladies and gentlemen. First ball opening bak. Not opening. Fenerbahçe. Ya Süleyman ne yapıyorsun sen? Masaları belli ediyorum işte. E ama hep kendi akrabalarını yazmışsın. Bari dördüncü torbaya bizimkileri koysaydın ya. Ayıp bir şey. Seninkiler ön elemede gitti canım, elendiler. Ne ön elemesiymiş o? Ulviye ablanı görmedin mi? Kınada nasıl oynuyordu öyle? Nasıl? Dingulaka, 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 dingulaka. Allah aşkına karşısına geçip oynadın ya şimdi konuşturma beni. Ne yapayım deli diye mevzut diye bakıyorlar. Beni geçip karşısına oynayayım dedim bana. Ya sus ya Allah Allah. Ablam herhalde kızımın düğününe de gelsin bir zahmet. E onu herkes gelsin. Nasıl yapacağız o zaman? Ne bileyim ben. Karışmayın. Bende. Dersime çalıştım.
var. Hilal masa taktiği baba. Çaktırmadan pisti ele geçireceğiz. Böylece damat tarafından kimse piste giremeyecek. Nasıl? Fırat saçmalama. Düşman mı onlar? Sana da yaran olmuyor lan. Tamam tamam annem. Sıkıntı yok. Onu da hallederiz. Bak biz sana hem sadece bu konuda şey değil, sürpriz de yaptık. Ha, sürpriz ama yaptık. Açıklayacak mısın onu? Gerçekten. Ha, sana tabi. Sana anne. Abici dur. Şey yapma, heyecanlandım. Diyeceğim. Diyeceğim. Ya dur, diyeceğim. Diye. Hadi. Sana davetiye yaptırdım. Anne, davetiyeyi Erhan'la biz seçecektik. Ya bak, beğenmesen bir şey demeyeceğim bak. Bak, hazır mısın? Gel, al. Ha? Anne, bu çok kötü. Kızım, saçmalama. Aa, subliminal mesajı bile var. Gelin, ata binmiş, ya nasip demiş. Sen onun için açıkladın ya. Bütün soru işareti gitti kızın kafasında. Ya sus be Süleyman. Ben de güzel bir şey yaptın sandım. Bak bak bak, şiir bile yazdım bak. Toplandık birlikte, ailece bugün de. Keramet var düğünde, ıkındı vakti görüşmek üzere. Ikındı ne anne? Baş harfleri takı olsun diye. Yoksa taki oluyordu, Yunan düğünü falan sanarlar. Anne, insanlardan böyle takı mı isteyeceğiz? Ya iyice delirdiniz artık yani. Şu anda bakın konudan çok sapılıyor. Şu anda konuda muhtar benden haber bekliyor. Herkes ne yapacaksa şeyi belli etmemiz gerekiyor lütfen ama. Bilmiyorum ne yapacağız o zaman. Allah Allah kaç kişi var? Aa, kaç kişi var? Yüz bakayım 100 kişi var. Oho daha 25 kişi mi atacağız? Kimleri atacağız? Biz lütfen izin verirseniz eğer ben de kendi düğünümle ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Ay kızım sen ne anlarsın Allah Allah ilk defa düğün yapacaksın. Hassas dengeler var ayıp olur. Baba Selami amcamlar da gelecek mi? Sakın o itin adını ağzına alma bir daha. Davetiye hakkım ona haram olsun. O gelemez benim ona küsüme. Bayramda aramadı şerefsiz. O benim amcam. Ya sus Allah ne yapacağız Süleyman? 25 kişiyi daha seçeceğiz ne yapacağız? 25 kişi atacağız. Biz beceremem. O zaman bir üst kurula danışacağız bunu yani. Üst kurul kim ya? Anne! Babaannem damat tıraşı olmuş. Benim bedenim, benim kararım. Her bir şey. Güzel kızım benim. Atta oynana dönmüşüm herdir. Babaanneciğim, bu senin gelinliğin. Sana ayıp olmasın diye giyiyorum. Keşke bana ayıp olaydı da görmeyeydim mi mahallemiz? Ay şimdi böyle der, sonra laf eder. Git çıkart onu. Çıkın da. Anne, işler çok karıştı. Anne, anne! 25 kişi atacağız, atamıyoruz anne. Şuradan gözünü seveyim, bir şeyler yap ne olur ya. Babaanne, o ne? Güzel kızım benim. Takipedya. Tabii. Ailemizin tarihi boyunca bize takılmış bütün altınların efsaneviyiz. Helal olsun. Babaanne sen ne finansın ha? Şimdi. Bu ne? Ay o Nurten halanın şeyi, nişanıydı. Alt komşumuz geldi, beşi bir yerde taktı. Ölümsüz bir andı. Sonra ne oldu? Öldü. Vallahi yemin ediyorum anne harika bir kadınsın. Bize tam bile bir şey gerekiyordu zaten ha. Halledeceğiz. Hani 25 kişiyi atmamız lazım haydi. Bey maşallah. Şimdi. Kimleri atacağız? Halise'yi atın. Halise. Bunun şeyinde, sünnetinde oyuncak getirdiydi. Pinti karı. Hiç ya oyuncak ne canım ha? Gülizar, Şahider, Menkıbe. Bu üçünü de atın. Bunlar zaten kuz. Biri gelir öbürü gelmez. Üç küs zaten bir doğruyu götürüyor. Doğru. Onun dışında bakalım kim... Hadi 21 kaldı yapabilirsin hadi. Hadi anne, hadi anne. Tarih kokuyor buralar. Şadiye'yi de atın. Attım. Ben onun kızına çünkü tam tahtıydım. O sizin şeyine, sizin düğününüzde çeyrek tahtıydı. Tamam. Vay anasını. Anasını da atın. Onun takası yok zaten. Hala 19 kişi kaldı. Ne yapacağız? Ay Allah'ım ya Rabbim. Ver bakayım bana listeyi. Benim odaklanmam lazım. Al. 75. Tam. Kemik kadro. Aharı yok, koharı yok. Takısı çok. Annem, Allah senden razı olsun anam. Anam, sana ellerine kırılan değmezsin anam. Senden Allah razı olsun. Anam, canım anam, seni anan doğurdu. Seni anan doğurdu anam.
Sana anla, sana razı olsun. Anam vurma. Aşkına sus artık, tamam. Anam, anam. Oley, 75'i bulduk. Git lan davetiyeleri yaz, hadi. Hadi yatma, hadi. Al şunları. İlk defa güzel yazı dersi bir işe yarayacak. Her işi ben yapıyorum arkadaş. Sen de ilk kez bir işe yarayacak. Ay kim bu saatte? Aç kızım bir. Nerede kişiden? 75 kişinin. Tam gelse hepsinden. Selami amca. Selami ama adını almayın demedim mi ben ya? O adam kapına geldi abi. Ver ananı elini öpeyim. Ay evladım benim, hoş geldin evladım. Bu kadın size hem analık hem babalık yaptığı için mi bu yük bıraktı? Benim bedenim. Senin ne işin var lan burada? Yeğenimin düğününe geldim abi. Çağırma, sen de geldim. Allah Allah, aklın başına şimdi mi geldin? Şimdi geldi, ne yapayım? 75 kişilik kadroyu biz yapmışız. Gemisini bir kişi çıkaramam ben oradan ya. Ne 75 abi? Ben yeğenimin düğününe gelemeyecek miyim ya? Sen neredeydin bu zamana kadar? Almanya'daydım. Almanya'da? Ne yapıyordun lan Almanya'da? Schengen çıktı, gittim gezdim. Allah Allah. Allah. Aynen. Para biriktirdim yeğenimin düğünü için. Euro takacağım ben yeğenime. Euro mu takacaksın? Evet. Euro kaç lira kız? 18,5 falan mı? Kardeşim! Abi. Kardeşler arasında zaten kışlık olmaz, kırgınlık olur, kapı atarsın, grip gibi geçer gider. Evet, sağ olasın. Şimdi 80 olduk, ne yapacağız? Az önce düşürdük 75'e. Yalnız bir şey söyleyeceğim, benim hala arkadaşlarım hesapta yok. Kızım, senin kaç arkadaşın var? 15 kişi. Kaç? 15 babaanne. Kızım, 15 değil mi? Ama ben bir şey demedim. Bunların geliri de var ya senin. Ben daha fazla yapamam. Ya bağırma. Babaanne. Anne, anne kızım. Yaptığını beğendin mi? Yaptığını beğendin mi? Kalk bir su getir kız, kız su getir. Getirmesek listeden bir kişi sileriz. Şıllık senin. Anne. Babaannemi siliyorum o zaman listeden. Lan daha ölmedi kadın, dur ya. Babaanne. Ay. Babaanne düğün arifesi, gözünü seveyim yapma. Durun, durun. Yarabbim. Aa, damat. Anne, biz davetiye işini çözemedik de varsa 20 kişi alacaktık biz. Hadi Allah versin. Ama... Delirmiş. Anne, ne yapıyorsun? Hoş geldin oğlum, gel. Anneciğim, merhaba. Erhan, ne oldu? Aşkım, biz davetiye işini çözemedik ya. Acaba düğünü böyle pasta, limonata 300 kişi falan mı yapsak? Hem daha ucuz olur. Vallahi güzel ha. Masraftan kısarız oradan. İyi olur. Evet. Baba, ha? Müziği de ben yaparım. Yine masraftan kısarız. Ya bak, bakayım. Var ya, acayip şarkılarım var ha. Bak, listemi bir dinle. DJ... Fır fır fırat. Canım ablam, ölene kadar beraberiz ablam. Bu düğün yıkılır ablam. Kimler ne takar ablam? Lütfen susar mısın? Tamam, kaldır şunu, tamam. Kaldır. Kaldır. Bana bak kızım, tamam. Bak, son teklif. Siz arkadaşlarınızla sonra kendi aranızda eğlenin, tamam mı? Bak şimdi, kalıyor iki kişi. Ha. İnşallah uyanmaz. Şimdi siz... Düğüne başlıyorsunuz ayakta. Misafirleri karşılıyorsunuz ayakta. İlk dans ayakta. Pasta kesiyorsun ayakta. Hı. Takı töreni ayakta. Halay ayakta. Sonra uğurlama ayakta. Hı. Anne? Kızım bütün gün ayaktasınız zaten. Gelin damat masasına muhtarla karısına oturttuk mu tamam. Bitti gitti bu iş. Çok mantıklı ya. Benim arabanın bagajda da böyle kamp sandalyesi var. Açarız otururuz. Bence olur anne. Çok iyi. Aferin lan damat. Helal olsun. Tamam. Benim çok daha iyi bir fikrim var. Ben düğüne gelmeyeyim. Ha. Ha, fark yerler. Ederler mi ki? Fark eder. Yok yok, olmaz, olmaz. Yok yok, olur. Yok olur anne ya, niye olmasın? Kızım saçmalama, ayıp olur ya. Ayakta da olsan gel. Hı. Ya anne, hala ayakta da olsan gel diyorsun ya. Biz bu düğünü kim için yapıyoruz? Yok ona ayıp olur, yok buna ayıp olur. Ya insanlar gelsinler bize, destek olsunlar. Mutluluğumuzu paylaşsınlar diye yapmıyor muyuz? Bize ayıp olmuyor mu? Ekstra davetli mi çıktı? Ha şey, tamam tamam. Tamam, halledeceğiz onu. Siz, sen merak etme kızım, doğru söyle kız. Hanım sen de yani düğün günü ayakta kalan şey mi olur ya? Gelin mi olur, damat mı olur? Saçma sapan konuşma. Kızım siz gidin, şekerleri halledin çünkü bu ayı hepsini yedi. Siz en güzel masayı da ben size ayarlayacağım. Siz merak etmeyin. Hadi çıkın gidin. Vallahi bir an beni hiç anlamayacaksınız sandım. Şey, ben teşekkürler. Tam anlamadım. Biz oturuyor muyuz, ayakta mıyız şu anda? Ben seni oturtacağım ben. Ben sağ ol. Ben seni oturtacağım. Kaşınıyorsun. Özellikle ters sorular soruyor. Ne yapacağım? Şey yapacağım. Ay tüh ya, uyandı bu. Şimdi etti mi üç kişi? Ne yapacağız? Sen de kıza söz verdin, rezil olacağız millete. Nasıl oturacak o üç kişi oraya? Mesaj geldi.
Muhtar ölmüş. Azarlarda cenazesine giden 100 kişilik bir noktası var. Ne yapacağım? Dinle bakalım, dinle bakalım, dinle bakalım, dinle bakalım, dinle bakalım, dinle bakalım, dinle bakalım. Çegeye diyenler, zil diyenler. Allah Allah, kitleyle ben ters düşüyorum artık ya. Ne oldu ben, elitist mi oldum, ne oldu? Kıvanç Talo bu sene aramıza yeni katıldı. Ben de ilk kez seyrediyorum kendisini. Bir alkışlayalım Kıvanç'ı. Kıvanç bir tanıtsana, senin tanıyanlar var tabii şeyden, sosyal medyadan. Ben Kıvanç Talo, var böyle tipleri yapıyorum. Ah işte bu. Daha detaya ihtiyaç yok. Ne kadar takipçin var arkadan? 1 milyon küsür. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi derdi çok güzel, iki skecin de arda arda derdi çok güzel. Benim için önemli, en önemli konulardan bir tanesi bu. Derdi güzel. Buradaki insanların da bir meselesi bu. Fakat aynı derde ya işlerken biraz daha yani mesela 75 kişi çağıracağız, 1000 yapamayız diyen bir mantıksız bizi şeyden koparıyor. Bir kızın annesi öyle demez. 75 yetmiyorsa en az 100 ya 25 kişi der ki biz de o gerçekliğin içinde kalabilelim. Konunun işlemesinde şey çıkan tabelalar çok beklediğiniz gibi bir reaksiyon da almadı. Çünkü inanmıyoruz ki burada öyle bir tabelayla niye yapsın baba? Yani mantığı unutmamak gerekir. Yani komedi mantıksız bir iş değildir. Tam tersi saçma bir konuda ya da çatışık bir konuda aşırı mantıklı olmaktır bazen. Aşırı ciddi olmaktır. Yani bir şeyi olduğu temposundan ya daha yavaş ya daha hızlı ya daha mantıklı ya daha mantıksız ele alma meselesidir. Biraz buralarda işlemede, yani dertler doğru tespit edilmiş ama işlemelerde biraz problem var. Muhtar diye birinden bahsediyorsunuz. Hiçbirimizin umurunda değil. Bir düğüne muhtar niye sorun olsun? Eğer muhtar onun dayısı değilse. Finali de muhtarla yapmışsınız. Bence orada da bir problem var. Babaannenin ölümü tamam bir kişi eksildi diye bitse skeç daha iyi olur. Umurumuzda çünkü evin kadınından sevinecek kadar zor durumda insanlar demiş oluyoruz. Ama muhtar öldü. Bana ne muhtardan oldu şimdi? O yüzden söylüyorum. Çünkü kilit bir şekilde de geliyor güzel. Tozlu şeyler, o buluş da güzel. Ama finalde öldü, tamam Cemile'nin lafı yok mu? Bir kişi sildik, tamam. Bu burada, ya dünyada yaptığı skeci seyirciyle birlikte tartışan tek programız biz. Dolayısıyla oldu olmadığından çok şu yaptığınız şey bence güzel. Yani kendi adı bak seyirci zil veriyor, ben hayır diyorum. Dünyada böyle örneği var mı? Tatlıyız çünkü. Bence de. Çok güzel hareketler. Devam ediyor. Sıradaki skecimizde de ya bir çocuğu uyutmakla ilgili gerçekten hani böyle normal filmlerde görünce ninni söyleyince uyur diye bir şey var. Öyle bir şey gerçekten yok. Yani biz de işte çocukları uyuturken denemediğimiz yöntemler kalmadı. Buzuki Orhan dinletmekten masal anlatmaya binlerce şeyler deniyoruz. Böyle çok gizemli bir yöntem olan var mı? Ben çocuğumu öyle bir uyuturum ki şöyle yaparım hemen uyur. Bir taktiği olan var mı? Arabayla gezdiririm. Arabayla gezdiririm. Onu biz ben de yapıyordum Berfin'e evet. Arabayla bir... Arnavut kaldırımlı bir yer vardı. Orada bir ömrüm çürüdü benim geceler diye. Tavsiye ederim. Hemen uyur muydu? Hemen uyurdu evet. Benzin fiyatları böyle değilken çocuğun uyuması 1500 liraya mal oluyor. Pahalı bir uyumasın boş verin ya. Ya bir de bu çocukları aşırı uyutmuyor muyuz biz ya? Kadınların daha çok problem ettiği bir şey bu. Aman uyusun uyumazsa gelişemez. Hepimiz uyuduk çok da gelişmedik sanki ya. Ben de diyorum problem uyumakta olmasın ya. Biraz uyanık mı yapsak çocuklar? Yani hocam o uyku düzeniyle alakalı aslında. Eğer uyumazsa gece kalkış saati bir saçma oluyor. Evet, o, evet. O sistemi oturtmak çok zor. Gerçekten biz şu anda ondan ilgili ciddi bir... Evet burada aramızda bahsi geçenlere yakın bir misafirimiz var. Kaçta uyuyorsun Gülüm? 10 gibi bir
saat oluyor. Peki aslında kaçta uyumak istiyorsun? Bir. İşte buyurun. Bir. Çok güzel. İşte buyurun. Ben de vallahi öyleydim ya. Ne bizi uyutuyorlar bilmiyorum ki. Peki hocam hiç böyle Rodin'e masal anlatır mıydınız siz? Hani böyle... Sürekli. Sürekli. Uydurur muydunuz, olan masalı mı anlatırdınız? Hayır, ben uydururum. Zaten ben yıllardır masal uyduruyorum ve bilet satıyoruz ya. İşte... Hani ben ama de, benim masalım... Rodin'e bedava ya. Hayır, masal şöyle şartlıydı benim masallarım. Bir kere her masalda genel olarak akış aynıydı. Bir çocuk, sıfırdan futbolcu bir çocuk, sıfırdan bir takımı şampiyon yapıyor. Rodin'in futbol dünyasından dolayı. Hep futbol. Fakat ülke değişiyor, yer değişiyor. Bazen gökyüzünde, bazen denizlerin dibinde oluyor filan. Ama şey hep... Futboldu. Evet. Dolayısıyla da hep aynı giriş gelişme sonucu bambaşka hikayelerle anlattım. Bunu Rodin'e anlatabilmek için zaten hakikaten profesyonel yazar olmak şarttı. Yoksa başka hiç kimse bunu yapamaz. Şu anda da sadece futbolcu olmak istiyor zaten, değil evet, mi hocam? Evet. Babaannemden masallar geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum. Of babaanne, hiç uykum yok ya. Kızım, anan tembih etti saat 10'da uyuyacaksın diye. Aha bak, saat 9.53. 7 dakika içinde uyudun. Uyumazsan ben seni bayıltmak zorunda kalacağım yavrucuğum. Of babaanne, tamam uyut ya. 35 senedir çocuk mu uyutuyorum ben ya? Ama ninni söyleyelim. Dandiniko, dandiniko. Babası şeker, cinsine çeker. Dandiniko. Anası yılan, her sözü yalan. Dandiniko. Babaanne, bu nasıl ninni ya? İyi kız. Tamam, söyle bakayım. Anan nasıl uyutuyor seni? Masal anlatıyordu babaanne. Sen de bana masal anlatsana. Yok. Bana yasakladı. Neymiş efendim, ben çok televizyon izliyormuşum da masalların içine ediyormuşum bak. Ama babaanne, senin masalların hep çok gerçek oluyor. Değil mi kız? Tamam, anlatırım ama aramızda kalacak, tamam mı? Tamam, söz. Sen önce söyle bakalım, babaanneyi seviyorsun, he? He. Söyle yavrum, babaanneyi seviyorsun, he? Tamam, yeter. He, babaanneyi seviyorsun, he? Babaanne, yeter. Seviyorsun babaanneyi, he? Seviyorum, he? Oh. Nasıl başlıyordu bu masallar? Bir varmış, bir yok. Yok. Bismillahirrahmanirrahim. Bir zamanlar kırmızı başlıklı bir kız varmış. Gece eve dönmeyince anası Müjde Canlı'ya başvurmuş. Canlı'yla Acı Tatlı'ya hepiniz hoş geldiniz. Evet, bugün stüdyomuzda yuvadan atılmış iki yavrucak Hansel'le Gretel. Sevgilisine ulaşmaya çalışan bir prens Murat. Bir de kızını arayan Cemile abla var. Cemile abla, neydi senin kızın adı? Kırmızı başlıklı. Abla, adını soruyorum. Adı neydi ya? Şimdi ben ona hep kırmızı başlıklı diye seslendiğim için karıştırıyorum. Ben de çok var şimdi, biliyor musun Müjde abla? Sarı var, mor var, çok yaramaz. Oynar başlık var, o görünce ama onunla konumuzda bilgisi yok. Öyleyse sana kızını gösteriyorum. Bakalım tanıyacak mısın? Bilmiyorum, görmem lazım. Ha bu yavrum, neredesin kızım, canım benim? Neredesin annem? Sakin ol. Tamam. Bir anlat bakalım tane tane neler oldu? He Müjde abla, bu şimdi geçen hafta geldi, dedi ki anne, dedi ben, dedi nineme gideceğim, dedi. Ben de kızım elim boş gitme dedim. Ona bir kurabiye yaptım, bir fare zehri koydum ama yine konumuzla alakası yok. Ondan sonra bu gidiş o gidiş daha da gelmedi. Peki senin evle kayınvalidenin ev arası mesafe ne kadar? Yani orman yolundan yarım saate gidersin. Bak şimdi. Bakıyor. Burası senin ev. Ona gelmiş gibi bildi, evet. Burası kayınvalidenin evi. Ona da mı gittik? Aynısını çizdi, evet. Bak burası yol. Vallahi öyle. Buraya da mutlu bir ağaç çizelim. Ay anan çiz çiz ama o anlamaz mutluluktan. Bak, yol evet, eşittir hız çarpı zaman. Aa, onu bilmiyorum. Yok.
Senin kız buralarda bir yerlerde kayboldu. Doğru. Peki, var mıydı bu kızın görüştüğü, konuştuğu birileri? Aa yok. Olsa ben bilirdim, benim kızımla aram çok iyiydi. Nerede iyi senin kızınla aram? Adını soruyorum, kırmızı başlıklı diyorsun. Adını bilmiyorsun kızının. Kırmızı başlıklı diye isim mi olur? O zaman bana da desinler ki sarı fönlü kadın. Hoş mu? Diyorlar zaten. Girmiyor. Ben değil, ben değil. Oğlum bulurum sizi. Bulur. Devam ediyoruz. Gelelim Hansel ve Gretel'e. Babaanne bunlar nasıl Hansel ve Gretel ya? Yavrum bunlar yollarını ekmek parçalarıyla buluyordu ya hani. İşte Hansel hepsini yemiş. Anlatın bakalım çocuklar. Müjde abla, Müjde abla. Biz mağduruz. Ev sahibimiz kış günü bizi kapının önüne koydu. Müjde abla, ev fiyatları da arttı abla. Yardım et. Ne oldu? Ablacığım çok affedersin. Çok affedersin araya giriyorum ama biz şimdi burada... Biz şimdi burada emlak piyasası mı konuşalım? Bir saniye prens kardeşim. Yalnız bir saniye de şöyle bir şey. Benim burada canım yanıyor. Bakın koyun et derdinde, kasap can derdinde. Bu nerenin prensi ya? Ben arabeskin prensiyim de sen nerenin delisisin? Bizim köyün. Memnun oldum. Ben de. Ablacığım benim burada mürüvvetim kayıp. Estağfurullah gitseydin lan o zaman. Lan oğlum bir susar mısın? Susmuyorum. Dur yerine, seninle mi konuşuyorum ben? Seninle mi konuşuyorum? Tamam. Ablacığım, kül kedisini arıyorum. Rica edeceğim, bulalım onu lütfen. Tamam, bulalım. Ya bütün ülkedeki kızlara bunu mu giydireceğiz? Masal biter o zamana kadar. Bence mantıklı. Şuradan başlayalım. Lütfen, rica ediyorum abla. Ya kim bakar bu mallara ya? Onarım. Benim ayağımda topuklu yok. Ben denesem olur mu? Atır kız yerine, ne denemesi? Çocuklar! Saçmalamayın. Ne denemesi? Ayakkabının teki yok. Senin ayakkabının teki yok ki. Siz beni çıldırtmak mı istiyorsunuz? Ayakkabının tekini bulanlar WhatsApp ihbar hattına bildirsin. Sen öyle diyorsun ablasın abla. Evet, devam ediyoruz. Hanselciğim, anlat bakalım ev sahibi size ne dedi? Siz nasıl öğrendiniz evden atılacağınızı? Müjde abla, Müjde abla. Biz gratenle ekmek kuyruğundaydık. Ev sahibi aradı. Dedi ki kiraya %200 zam dedi. Allah kahretsin. Az bile. Gör sana ya. Bir saniye. Neredeydi sizin ev? Ormanda abla. Yeni mi orman? Orman merkez. Görelim evi. Evet bu abla. Gerçekten çok tatlı bir yuvanız varmış. Çok tatlıydı abla. Aynı çikolataya benziyordu. Müjde abla, Müjde abla. Biz aylık 3000 liraya anlaşmıştık. Şimdi cadı karı 10.000 lira istiyor aylık. 10.000 lira. Abla zaten biz ekmek alamıyoruz. Nasıl vereceğiz 10.000 lirayı? Doğru. Tamam. Konunun muhatabını bağlayalım direkt. Evet, hattımızda ev sahibi Cadı Hanım var. Bağlayın arkadaşlar. Müjde Hanım, Müjde Hanım. Sesim gelir mi? Müjde Hanım. Babaanne bu nasıl cadı ya? Hem bunun neden süpürgesi yok? Robot süpürge almış yavrum. Bu zamanda büyük kolaylık. Kız dinle. Müjde Hanım, asıl ben konuşmak istiyorum. Ben konuşabilir miyim? Ben cevap almak istiyorum. Asıl ben mağdurum. Nereye mağdursun be? Nereye mağdursun? Bir de buraya katılmayı utanmıyor musun? Buruşuk. Ne biçim konuşuyorsun lan sen benimle? Don beni. İstediğimi konuşun. Bana don beni bırakın. Bana don beni. Vicdansız. Vicdansız. Aşağı da. Aşağı da. Aşağı da. Söyle. Senin ben ta. Reji al sesi. Çok ayıp. Ama bakın böyle olmaz. Hakaretler üst üste bindi. Evet. Müjde Hanım, Müjde Hanım. Ben ses almak istiyorum. Ne olur kusura bakmayın. Çocuğum, çocuk. Kendim tutamadım. Ben bir anda öyle bir şey oldu. Şimdi bunlar iki kardeşler. Geldiler bana. Dediler ki eve ihtiyacımız var. Ben normalde öğrenciye ev vermem. Ama acıdım verdim. Bunlar beni pişman ettiler ya. Ama siz de kiraya çok zam yapıyormuşsunuz. Bu ülkede kanun var. Aa Müjde Hanım, bunların evime verdiği zararı bir bilseniz. Ne yaptık lan evine? Ne yaptık? Yedik mi lan evine? Evet, yediniz. Bakın şu anda evimin damlı bazı kemiriliyor. Yalan, yalan. İftira atıyor şu anda Müjde Hanım. Doğru, iftira. İftira atıyor. Müjde Hanım, Müjde Hanım, ben buradan bir ihbarda bulunmak istiyorum. Tabii buyurun, doğru adreslisiniz. Bunlar var ya bunlar. Ayasofya'nın kapısını da bunlar yedi. Oha! Oha! Ne söylüyorsun? Ne söylüyorsun? Alalım sizi şöyle. Abi! Bir dakika memur bey, kapıyı nasıl yedi? Ben yemedim. Nasıl ben yedim? Son sen yedi abi. Bir dakika bir saniye. Ben yemedim. Kemirgen miyiz? Ben nasıl kapıyı yiyeceğim? Kapı koymuş. Her şeyi o yiyor. Bir şey söyle. Hiç
sizde bu ye, gel oraya gel. Ablacığım bu sadece kapıyı değil, bu komple camiyi yemiş. Camiş. Evet, gördüğünüz gibi adalet yine stüdyomuzda tecelli etti. Kolluk kuvvetlerine kocaman bir alkış alalım. Hocam çiçek yollamış, biliyorsunuz yeni evlendim. İyi yayınlar, çözümlü bol vakalar diliyor. Teşekkürler kocacığım. Evet. Gelelim Prens Murat'a. Anlat bakalım şu ayakkabı meselesini Murat'cığım. Ablacığım biz kül kedisiyle geçen akşam çiğ köftecide oturuyordum. Saat 11, 11:30, yalan olmasın. Her şey güzel giderken bu birdenbire kendini kaybetti dedi. Benim acilen eve dönmem lazım. Dedim lütfen ben seni bırakırım. Dedi hayır benim kendim gideceğim dedim. Ben herkese yalan söylerim, sana yalan söylemem. Lütfen oturur musun dedim. Oturmam dedi. Benim 12'den önce evde olmam lazım dedi. Yoksa babam beni kabak gibi oyar dedi. Kabak gibi mi? Kabak. Kabak. Tutturmuş kabak. Benim arabam kabağa dönüşecek diyor. Benim hizmetçilerim kuş olacak diyor. Psikolojik problemleri var biliyor musun? Hadi konuş sorun. Ama sevdim. Gönül sevdi. Sevince ne olur? Katlanırsın. Kurban olayım, elimde bir tek bu kaldı. 37 numara beyaz topuklu ayakkabı. Diğer tekini arıyorum. Kül kedisi. Neredesin? Gözünü sevdim. Murat'cığım, hattımızda ayakkabının tekinin kendisinde olduğunu iddia eden bir izleyicimiz var. Senin Allah'ına kurban. Hadi. Bağla, gözünü seveyim bağla. Alo. Alo. Kül kedisi. Alo. Sesim geliyor mu? Ama burada bir... Burada bir yanlış anlaşılma olabilir mi? Kül kedisi bu mu? Kül kedisi bu. Olamaz. Ben kül kedisi bu değil. Ben kül kedisini arıyorum. Lütfen burada bir şey olmasın. Ben de sana bayılmadım kardeşim. Kadın ayakkabısının tekini benim arabamda düşürmüş. Müjde Hanım, şu anda anlattığınız özelliklerdeki ayakkabı benim elimde. Sen necisin sen? Taksiciyim ben. Baştan söylesene. Doğrudur. Baştan söylesene. Neden söylemiyorsun? Neden söylemiyorsun burada insana ben? Neler düşündün ya burada? Sinirlendim kusura bakma. Doğru. Sakin sakin. Nerede kızı nereye bıraktın? Ormana bıraktım. Bak orman diyor yine. Bak yine orman. Orman 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 orman. Yok mu doğru düzgün bir adres yok mu? Müjde Hanım bana niye kızıyorsunuz ben anlamadım ki ya. Ben burada vatandaşlık görevimi yerine getiriyordum. Aramasam şu anda siz hala daha arıyordunuz. Aynı zamanda kocalık görevimi de yerine getirmek istiyorum. Cemile Hanım size talibim. Ana! Sigortan var mı lan? Aa! Ara beni ara beni. Tamam. Alın bu adamı hattan. Bu adamı hattan alın. Cemile, sen de dünden razısın ha? Yok, ben şey olsun diye. Evet. Alo. Tamam, bağlayın derhal. Kimdi o? Kül kedisi hattımızda. Allah'ına aha kurban olayım. Baba gözünü seveyim. Alo, kül kedisi! Kül kedisi! Alo! Yavrum neredesin? Gözünü sevdim, neredesin? Ya Murat, beni niye çağırdın sen? Ya seni niye çağırdım? Ormana bırakmışlar. Memlekette bir tane ağaç yok. Sen nasıl ormandasın? Neredesin? Ya gerizekalı, seni prenses yapacağım dedim. Bütün masal aleminin evini ben temizliyorum ya burada. Beni dalga geçiyorlar, beni maytap ediyorlar benimle ya. Ama aşkımız ne olacak? Başlatma aşkına şimdi. Bütün hafta çok yoğunum. Pazartesi Pinokyo'dayım. Salı günü 7. Celle'deyim, evi bok götürüyor zaten. Çarşamba günü Rapunzel'deyim, her yer saç. Galiben de şimdi yeni albüm yapacaklar. Yeminle beni canımdan bezmiş ama. Kızım kısa kes, sadede gel. Müjde Hanım, bu adam beni bir daha aramasın. Hadi eyvallah. Murat'cığım, gördüğün gibi zorla güzellik olmuyor. Ayakkabının tekinin sende olmasının bir anlamı yok. Kızın gönlünün sende olması lazım. Alın bunu dışarı. Cemile. Evet. Beklenen an geldi. Aha, kızımdan haber mi var? Yok. Ama bağlanmak isteyen bir seyircimiz. Aa, kim, kim? Kaynanan. Hoş geldiniz. Öncelikle herkese iyi yayınlar diliyorum. Size ve çalışanlarımıza iyi yayınlar diliyorum. Evet, Şükran teyze iyi misin? Çok şükür iyiyim, iyiyim. Çok şükür, sağ olun. Bana bir garip geldin. Ya ne bu hal, ne bu hal? Sana ne olmuş böyle? Ne olmuş bana ya? Ne varmış benim halimde?
Sende bir haller var Şükran teyze. Sen söyle bakayım, senin gözlerin niye o kadar büyük? Ha, toktik yorumlarımı daha iyi okuyayım diye. Tabii tabii. Hmm. Peki, kulakların niye o kadar büyük? Ha, şeyden, komşuların dedikodularını daha iyi duyayım diye. Hmm. Peki, ağzın niye o kadar büyük? Ha, dolgu yaptırdım da ondan diye. Yeni yaptırdım, dolgu inecek. Koskoca ya, yaşlı başlı karıya bunu sorguya çekiyorsunuz ya. Ya yalan söylüyor iftira ya. Yalan. Kaynanan değil mi bu? Yok ya, benim Allah affetsin kaynanan bundan da çirkin. O değil. Şahane, gönderin hemen. Hemen gönderin. Ha. Cemile. Ne oldu? Kızını bulduk. Ay Allah razı olsun, biliyordum vallahi Müjde abla. Çok sağ ol, yemin ediyorum. Çok sağ ol. Nerede? Nerede hani? Gönderin kırmızı başlıklıyı. Kırmızı başlıklı ki. Anne. Kız bu kırmızıydı, kararmış ya. Ne yaptılar sana yavrum? İyi misin? Anne, bu kurt beni yemeye çalıştı. Kızım, babaanneye kurt denmez. İt, uğursuz falan onları söyle de kurt deme, ayıp bir şey. Kurt kocayınca itin maskarası olmuş. Karşılıklı atışmayalım lütfen. Anne, bu babaannem değil. Bu babaannemi yemiş kurt, bu kurt. İftira! Arkadaşlar, hemen müdahale edelim. Alalım kurdu. Neyi alayım? Evinden bağlanıyorum ben. Sen kime alıyorsun? Kime müdahale ettiriyorsun sen? Sakın. Yetişti Müjde abla. Sen kimsin lan? Ben Masal Emniyet'ten Mesut Komiser. Senin de bir gırıltı var. Sen arka sokaklardan ayrılmadın mı? Sizden ayrılınca artık masallarda polislik yapıyorum. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Hoş yavrum beni. Evet, adalet yine sağlandı. Cemile. Sen de kızına kavuştun. Vallahi yine iyisin. Sağ ol. Ne diyeceksin? Çok sağ ol kızım. Bana bak. Sen de bundan sonra ormanda kız başına gezmeyeceksin, tamam mı? Tamam anne. Demiş. O zamandan sonra da kırmızı başlı kız annesinin sözünden çıkmamış, dizinin dibinden ayrılmamış. Sonsuza kadar mutlu mesut yaşamışlar. Ama babaanne, ben bu masalın sonunu hiç beğenmedim. Ay, ne olacakmış sonu, sen anlat. Bak şimdi, anlatıyorum, dinle. Bana bak kızım, sen de bundan sonra ormanda kız başına gezmeyeceksin, tamam mı? Niye gezmeyecekmişim anne? Biz kızlar ormanda rahatça gezip dolaşamayacak mıyız? Neymiş, kurt varmış, çakal varmış, kız başına dolaşılmazmış. Yeter artık ya, yeter. O ahlak polisleri de illa birini kapatacaksa gitsin kurtları kapatsın. Aferin kız. Evet, bu sözün üstüne söylenecek söz yok. Buradan tüm yetkililere duyurulur. Yarın sabah kaybolan kız kulesinin izini sürüyoruz. Unutmayın, her kayıp bulunur. Ama kaybolan bir ömrün telafisi olmaz. Hoşça kalın. ÇGH diyenler, zil diyenler, şimdi bir kere Buse Sinem yeni arkadaşlarımızdan bir tanesi. Kendisi bir stand-up komedileriyle, videolarıyla çoğunuzun tanıdığı bir arkadaşımız. İlk skeciyi de alkışlıyoruz kendisini. Genel olarak da iyiydi. Biraz daha tempo ve yükseltirsen volümünü, ilk şeylerde heyecandan biraz volüm istediğinin altında çıkar. Ama gene de güzel idare ettin işi. Şimdi genelde bu masal, kriptonda şaka aramak diye yorumlayacağım bir şeydir benim ama dedim bu kadar zaman bu skeci niçin oynadılar bunlar? Sondaki bağlam güzeldi ve aslında skecin de bence hayatını kurtardı. O yüzden burada kıllık yapmayacağım. Zil çalın. Aferin. Ama renkli, hoş. Sonunda da ne uyduruyor ya bunlar masal falan derken gerçeklik dünyamıza dönüş ve güzel bir destek mesajı. Aferin, çok güzel hareketler. Devam ediyor. Evet, teşekkür ediyoruz. Gecenin sonuna geldik hocam.
Evet, bütün gece için, şovun tamamı için zil diyenler. Ben de diyorum, iyi bir şey dedim. Bravo. Gelsin arkadaşların hepsi. Biri iki skeçte ÇGH buçuk görünce bir telaş ettim ama sonra neyse. Çok güzel skeçler arda arda geldiler. Bu bölümden itibaren aramıza katılan yeni arkadaşlar için bir alkış. Hoş geldiniz. Güzel olsun. Her şey gülerek halledilsin. Acı şeyler de hicivle çözülsün. Hayat daha iyi olsun. Pandemi geçsin dedik, geçti. Belki bu dünya savaşı, dünya savaşı, onlar da geçer. Hepinize iyi geceler. Hoşça kalın. Bununla gidip mi? Necmi'ye gidiyor, Ercan'a gidiyor. Başım yapayım. Kendimi yedi, öldü mü yolda bu kız? Şşş!